Demiş ki şimdi Hüseyin Kulaş hocamızın kayınpederi Mehmet Manav amca. Mutlu. Bir de Abdullah Muhsi amca. O da mutlu. Şimdi hala hayatta. 95 yaşında. Bir de Yusuf Bey amca vardı. Anavurlu. Dersini kazası. 3 tane amcamız, aziz kardeşim, 3 amcamız 45-50 yaşlarında 50 senesinde işitmişler. Üstadımız Arapça okuyor. Demişler biz de okuyalım. Onlar üstadımızla ta 1940'larda intisap etmişler. Demişler biz de Arapça okuyalım. Üçüncü esnaf, tüccar. Dükkanları kapatmışlar. İstanbul'a Arapça okumaya gelmişler. 45-50 yaşlarındaki o amcalarımız. Bunlar da okuyorlar Şehzade Camii'nde. Üstadımız o zaman tam caminin karşısında şimdiki belediye sarayı var. Abimizin babasının Halime amcanın evinde oturdu üstadımız. Üstad gittiği zaman Hane-i Saadet'ine o amcalar sohbet ederlermiş. Bana anlatırdı bazı kere. Bir gün demiş ki onlara, benim yanımda demiş Konyalı bir hafız var demiş. Aman demişler, o hafızı bize bir getir. Onu müftü yapalım. Geldi bana dedi ki, senin hemşehrilerin var dedi Konyalı. Amcalar seni istiyorlar dedi, seni görmek istiyorlar. İyi gidelim. O üç amcamıza da Hazreti Üstazımız Fatih Çarşamba'da Valide Sultanımıza ait bir ev varmış. O evi onlara tahsis etmiş. Orada yatıp kalkıyorlar. Çarşamba şimdi bu üstadının tahsis ettiği yerde yatıp kalkıyorlar. O üstadı okumaya geliyorlar her sabah Şehzade Camii'ne. Doğru gittim o eve, çarşambada üstadının tahsis ettiği eve gittik beraber. Baktım bizim amcalar müzakere yapıyorlar. Kafiye okuyormuşlar herhalde. Neyse selam verdik oturduk. Konyalı hafızı size getirdim, sana size getirdim dedi. Gel bakalım dedi. Otur bakalım hafız. Neresindesin? Benim Karamanlıyım. Hafız mısın hafızım? Peki ne okuyorsun dedi. O Yusuf Bey amca çok sert bir şeydi. Ne okuyorsun dedi. Dedim işte talim okuyorum demiştim. Makam, o zaman makamda okuyorum camide. Makam okuyorum falan diyeceğim. Sen makamına tüküreyim dedi. Ana bu lisanıyla. Seni müftü yapalım biz dedi. Ya müftü yapalım deyince ben Karaman'da duyardım müftülerden. Recep Hoca bilir. 30 sene okuduk derlerdi. Konya medresesinde, medresede 30 sene okuduk derlerdi. Vaizler vardı. Müftü falan. Ya, müftü olmak için ben 30 sene okumak lazım diye böyle hayal ettim falan. O zamanlar Hazreti Üstadımız talebe arıyor, hafız arıyormuş. 50 senesinde serbest olunca Kur'an kursu muallimlerine abimize mektup gönderttirmiş. Mesela Manisa'da Aksar kazasında bir muallim var, Kur'an kursu muallimi, ona mektup göndermiş. Gülce, Hasan Efendi vardı, Hafız Hasan, Seyfettin Akın hocamızın hocası, böyle bazı yerlere mektuplar gönderiyor. Bana diyor, terbiyeli hafızlar gönderir, müftü yaparım. Hani peygamberin böyle her tarafa mektup gönderiyor da, İslamiyet'e davet etmiş, onun gibi talebe arıyor üstadımız. Onun için bu amcalarımız beni ellerine geçirdiler ya, hemen ben kaybolmayayım diye bana vazife yapmayı vermeyi düşündüler. Dediler ki bana, Hafız Musa dediler, sana bir şey versek vazife yapar mısın dediler. Dedim ne vazifesi var? Zikir. Yaparım dediler, zikir yapılmaz mı? Hemen bana vazife tarif ettiler. Yani hemen bana aşı elde etmemiz tabii. Talebe aranıyor ya o zaman, bana tarif ettiler. Dediler bir Fatiha, üç yıkıda şerifi kursu. Sisve-i Sadatımızı hasreten Hazreti Üstad'ın ruhu makamları bağışlarsın. Yedi kere estağfurullah lazım, yedi kere salavat-ı şerife ve rabıtayı tarif etsin nefsini, kalbine bağlasın. 10-15 dakika sonra 3000 defa lafzayı celal verdiler bana. 3000 defa dediler, kalben Allah dersin dediler. Tamam dedim ben şimdi. O müezzinlik odasında yattığımız yerde aziz kardeşlerim her sabah yapıyorum. Sabah namazından, güneş doğmadan evvel. Öyle feyiz alıyorum ki 3000 defa Allah diyorum, çabucak bitiveriyorum. Ah biraz daha yok fazla verseledi falan. Daha çekmek istiyorum. 5000 olsaydı falan diye o kadar feyiz alıyorum. Hazreti Üstadımız, Kattasallahu sallallahu aleyhi ve sellem, aziz kardeşlerim, Kısıklı'da misafirhanede kime vazife tarif ederse, biz oradayken, evladım derdi tarif ettiği kimseye, güneş doğmadan yap diye tembih ederdi. Güneş doğmadan yap evladım. 10 günde farkını görürsün buyururlardı. Vazife tarif ettikten sonra evladım 10 günde farkını görürsün. Yani kalbine feyiz gelmeye başlardı. Ve güneş doğmadan yapılması tavsiye bulurlar. Ve mesela diyelim ki ada pazarlı evladım orada derdi kardeşlerimizden falan kimseler var. Onunla sık sık görüş derdi. İrtibat yap. Onu da tembih ederdi. İrtibat.
Ya, o zaman kurslarımız yok. Şimdi Allah aşkına kurslarımız var. Onun için yani sabah namazından sonra yani sabah namazından evvel, güneş doğmadan evvel her gün yapıyorum. Böyle muazzam feyiz alıyorum. Bu şekilde devam ederken dedi ki müezzin arkadaş, Musa Efendi dedi, Hazreti Ustazımız dedi, Şehzade Camii'nde öğleden sonra vaaz yapıyor dedi. Öyle mi ya? Gideyim dinleyeyim de göreyim dedi. Ustazımız hiç görmedim. Bırak bir ezan okumayı, doğru Şehzade Camii'ne gittim. Cami, tıklım tıklım dolu, kalabalık. Şehzade Camii, öğle namazından sonra Hazreti Ustazımız kürsüye çıktı. Böyle iri yarı, mübarek kırmızı benizli, nurani yüzlü, kürsüye çıktı. İlk seftah görüyorum. Vaaza başladı. Efendiler, ben de karşısına oturdum. Mihrap tarafına, karşısına oturdum. Rabıtamda var ya, hemen ben rabıtaya var. Mübarek kürsüye vaaz yapıyor, ben rabıta yapıyorum. Aziz kardeşlerim, kalbimi çekmeye başladı. Allah Allah. Kalbimi çekiyor böyle. Nabız gibi çekiyor kalbimi. Kendine doğru. Demek o zaman beni kaydetmiş. Manevi kayıt yapmış ustam. Ben bilmiyorum. Vaazdan sonra elini öptüm. Bu arada ben müezzin imtihana girmiştim. Kazanmıştım dediler. Evraklarını getirdim memleketten dediler. Memlekete gittim. Gelirken tam İstanbul'a geleceğim. Bizim Recep hocamızın kardeşi Ali. Bir tane daha bir arkadaş daha. Dedi ille bizi de götürün İstanbul'a. Dedim ya ben bir şeyde kalıyorum. Müezzin yanında yer yok. Yalvardılar. Hadi peki. Onları da aldım. İstanbul'a geldim. Bir arkadaş daha buluştuk. Karamanlı. Dört tane Karamanlı olduk. Ve şimdi Arapça okumak. Şimdi aşkı çöktü. Sordum müezzine. Beraber kaldım müezzine. Dedim üstadımız nerede? Dedi Kısıklı'ya taşındı. Ben Karaman'dayken üstadımız Kısıklı'ya taşınmış. Dedim hadi gidelim biz Kısıklı'ya. Arapça okuyalım. Aldım arkadaşları doğru Kısıklı'ya geldik. Öğle vakti. Yazın öğle vakti. Kaç duvar vardı. Tramvayla geldik. Sorduk. Tarif ettiler. O tahta kapı vardı. Oradan geçtik. Doğru yukarı çıktık. Üstadımız Hale-i Saadetine. Çatalca müftisi Lütfü abimiz de çatıyı tamir ediyor. Açmış kiremitleri. Üstadımız evini tamir ediyor. Üstadımızın şimdiki Hale-i Saadet olduğu yer Mahlûb-ü Hüccâci Hazretleri'nin arsasıymış. Eviyle beraber tabi eski bina Lütfü abi tamir ediyor. Menzile bastım. Hazreti Üstadımız içeriden çıktı. Dördümüz de elini öptük. Efendim dedim. Saat halinizde Arapça okumaya geldik dedim. Evlatlarım dedi bak hiç unutma. Evlatlarım niyetliyim. Okutmaya niyetliyim ama yeni taşındım. Eve bir yerleşelim. Evimize bir yerleşelim. Size bir yatacak yer buluyor. Okutacağım dedi. Size bir yatacak yer yok. Efendimiz okumaya geldi zaten halinizde gitmeyiz dedi. Okuyacağız zaten dedim. Evlatlarım nerede kalacaksın dedi. Yatacak yer yok. Bir yer ayarlayın. Bir yer temin edeyim. O zaman efendim biz gitmeyiz diyor. O yer yok diyor. Çocukluk yer 16 yaşındayım. Efendim biz gitmeyiz okumaya geldik diyor. Yer yok dedi abi. Öyle. Dese ki hadi bir ay sonra gelin. Gideceğiz. Öyle demiyor mübarek. Düşünüyor şimdi ne yapsın. Efendim biz gitmeyiz okumaya geldik deyince düşündü biraz. Ali dayı buyur efendim. Ali dayı bahçeye kazıyor. Koşarak geldi Ali dayı. Bak Ali dayı dedi evlatlarım gitmiyorlar. İlle okuyacağız diyorlar. Yatacak yer yok bunlara. Şimdi hatırıma geldi dedi. Fatih Çarşamba'da bir Yusuf Bey var dedi. O da Küçük Çamlıca'da bir köşkü var dedi. Villa. Boş duruyor dedi. Oradan bir oda versin dedi. Beni tanır dedi. Selam söyle. Bir oda versin evlatlarıma dedi. Peki efendim Ali dayı tramvaya bindi. Fatih'e gitti. Biz de bahçeye çekildik. Bekliyoruz. Bir müddet sonra Ali dayı geldi tramvayla bize. Üstadımızı anlatacak. Acaba ne haber getirdi diye biz de koşarak geldik dördümüzde. Dinliyoruz. Üstadımız anlatıyor. Efendim Zat-ı Ali'nin selamını Yusuf Bey'e söyledim. Talebeleri var. Arapça okutacak. Seni o villadan köşkten bir oda istedi. Boş duruyor dedi Üstad şimdi. Bir oda istedi dedi. Oraya kalkacaklar. Efendim talebe deyince vermedi dedi evini dedi. Bir kömürlük var orayı vereyim demiş. Efendim bir kömürlük varmış dedi. Orayı verdi efendim dedi. Ne yapalım dedi bari. Ne yapalım. Hadi orası olsun dedi. Bak Alday git, Alday'a gitmiyorlar diye evlatlarım dedi. Hadi orası olsun dedi. Orada kalsınlar dedi. Ama Alday dedi. Şimdi temizleyin dedi. Kiremitlerini ben tamir et dedi. Bakarsın akardı evlatlarım hasta olurlar dedi. Temizleyin kiremitlerini tamir et dedi Alday. Peki efendim dedi. Biz beraber geldik Alday'la. Temizledik içerisini. Yüksekçe bir odunluk. Recep Hoca bile geldi gördü orayı. Hulâsa temizledik, kiremitleri aldık, tamir etti. İşte tabanı beton. Geldi yasak hasta olacağız. Mübarek Ali dayı gitti üstadımızın hane-i saadetine bir kucak tahta getirdi.
bize divan yaptı tahtada. Dört parmak yükseklikte şurada. Büyük yapsa kafamız tavana dokunacak kafamız. Tavana dokunacak. Dört parmak yükseklikte dört tane tahtadan divan yaptı bize. Çocuklar dedi işte. Burada dedi yatarsınız. Beton burada dedi yatamazsın yerde falan dedi. Gitti. Bir de baktık. Geliyor aday. Tava almış, tencere almış, çatal, kaşık, bir şeyler, biraz bulgur, fasulye falan. Efsak getirdi. Çocuklar, Efendi Hazretleri bana para verdi dedi. Bak size dedi, tencere aldım, tabak aldım, kaşık aldım işte. Bir de pompalı kazıcıklara vardı o zaman. Bunu aldım dedi, işte burada yiyin, pişirin, yatın, kalkın dedi. Tamam Ali dayı dedik. İşte ondan sonra biz oraya barındık. İkinci gün geldi, Ali dayı dedi, çocuklar, üstadınız sizi çağırıyor dedi. Düştük arkasına, doğru geldik. Zile bastım, üstadımız çıktı, mübarek. Dört tane emsile kitabını hazırlamış bizim için. Girdik koltuklu misafir odasına, kitaplarımız, elimize kitaplarımızı verdi. Bak bir evladım dedi, Musa dedi, benden başladı. Bu Nasara dedi, mübarek. Bak ne diyor altında dedi, fiili mazi, binai mazi, müfet müzekker, gayet mazi, yardım etti beni, bak yazıyor altında dedi. Bu Yensur'u dedi. Manası bak altında anlatıyor dedi, bunlar dedi böyle, şuraya kadar ezberleyin gelin dedi. Peki efendim dedik, geldik kulübemize. Bak bunları duymakta fayda var değil mi? Ya böyle bilelim yani üstadımız. Bak dört kişiyle başladı bak. Demiyor ki mübarek, ben dört kişiyle mi olurum, meşgul olacağım demiyor mübarek. Gösterdiği yere kadar ezberledik. Geldik zile bastım, açtı mübarek kendisi kapıyı, içeri aldı bizi. Kendi koltukta biz yerdeyiz. Hadi nasıl ara, ya sayıyoruz, manası anlatıyoruz. Yani dördünü dinledi. Evlatlarım dedi işte bugün şuraya kadar ezberleyin gelin. Gelip ezberleyin gidiyor, her gün bizi dinliyor. Her gün geliyoruz, dinliyor bizi. Hepsini bitirdik. İkinciye başlayacağız dedi. Evlatlarım dedi, bu sefer dedi, kısa olacak dedi. Nasara, fiil-i mazi, bak bir tek ismini söyleyeceksin ismini, bir de kısa manasını dedi. Nasara, fiil-i mazi, manası yardım etti birer diyeceksin. Yensuru, fiil-i muzari, ismi, manası yardım ediyor, gidecek birer diyeceksin dedi. Evlatlarım, gidiyor deyince hala anlaşılır. Gidecek bir istikbal anlaşılır. Yerler söylemeye gerek yok. Böyle kısadan böyle bizi dinlemeye başladı. Biz devam ederken bizi dinliyor şimdi. Vade Sultanımız Arapça bir şey konuştu salonda. Arapça. Hemen kalktı mübarek koltuğundan salona çıktı. Bize baktım aziz kardeşlerim. Bak Vade Sultanımız size portakal ikram ediyor. Bunu ta Alanya'dan çırpanlı evladımız göndermiş. Alın bakayım hadi. Allah Allah. Biz utandık, yere bakıyoruz böyle, hayal ettik ana. Hazreti Ustazımız, mübarek kainatın kutbu, Evliyaullah, büyük zat biz bu koca misafirmişiz gibi bize portakal tutuyor. Ya bize portakal böyle eğildi, bize portakal ikram ediyor. Allah Allah, efendim biz yemeyiz efendim, hep yere bakıyoruz, yemeyiz efendim. Ya alın evlatlarım, alın bakayım, böyle ısrar ediyor bize, alın evlatlarım. Böyle ille getirsin diye, biz anlayacağımızı anlayınca, hadi beraber yiyelim dedi. Tepsiyi yere koydu, o da oturdu, böyle birer tane elimize verdi birer tane, kendi başına soymaya. Biz de cesaret edildi, biz de soymaya başladık, beraber yedik. Allah Allah, mahfiyete bak, görüyor musunuz? Bize örnek bunlar aziz kardeşlerim. Ufacık biz 15-16 yaşta talebelere portakal döküyor. Bunun için işte koca kardeşlerimiz, çok bunun iyi düşünmesi lazım. Hulasa emsileyi bitirdik, ondan sonra bina avamin, ısrar kafiye derken bu arada tam avamil okurken misafirhane yapıldı oğlum yok misafirhane hep kendi haneye saadete okuyor misafir odası okutuyor bizi ve her gün bir sureye manaya veriyor emsireyi binayı avamil okurken kulağız bıraktığında aslan başladı bize okuyor sureleri ayetleri manasını anlatıyor bize biz dinliyoruz kalbimize naks oluyor çıktığımız zaman üstadımız huzurundan giderken kulübemize birbirimizi anlatıyoruz. Böyle ne duyuracak üstadımıza böyle sureye mana veriyoruz. Kürsüye çıksak camide vaaz yapacağız. Böyle bir saat konuşacağız. Allah Allah. Ya emzile talebesi. Emzile talebesi. Böyle kalbimize nakşediyor üstad. Bu şekilde devam ederken Ali dayı dedim ben. Ali dayı bize bir misafirhane lazım. Bak evlatlarım geliyorlar. Her gün. Misafirler, ziyaretçiler geliyorlar. Evden rahatsız oluyorlar. Bizim misafirhane lazım buyurdu. Bir de keşfetti. Şimdiki misafirhane yapıldı. Şimdiki misafirhane ziyaretten yapıldı. Biz artık oraya gelmeye başladık. Bu arada Hasan Arıkan, Mehmet Arıkan
Fazıl Temizerler, üçü Alanya'dan geldiler. Çıpan hocamız yetiştirmiş. Cekabını kurtulmamak için onlar geldiler. Biz birleştik şimdi. Molla Camii'den başladık. Çatalca Müftüsü Lütfü abimiz de tamiratı bitirdi. Bitirdi. Aa, bir de baktım o da geldi, o da başladı Molla Camii'den. Nasaray bilmez. Nasaray biraz Molla Camii'den. Yani bize kitaplar. Hep Lütfü abi, hep üstadın yüzüne, yüzüne bakar. Böyle mi var? Hep cemaline bakar. Hem de kitap anlamaz. Ama bir taraftan da üstadın gittiği zaman hali-i saadetine emsile bina böyle toparlayıp geliyor arkada. Hep böyle Fazıl, bunlar okuturlar hazırlıklar. Bir gün baktım Fazıl Lütfü abiye bina okutuyor. Ben de kulak misafir oluyorum. Üstadın gittikten sonra üstadınız bina okuyor. Hamura Zeydun oraya gelmişler. Bak Lütfü abi diyor. Lütfü abi 35 yaşında. Yaşlı. Fazla ufacık. 11-12 yaşında. Lütfü abi diyor. Hamura Zeydun. Zeyd hamur yoğurdu diyor. Fazla diyor. Doğru söyle bunun manası bu değil galiba diyor. Kalbi de yatmıyor. Bak Lütfü abi diyor. Hamura hamur yoğurdu. Kim Zeydun? Fazla kulağı çekerim ha diyor hocasına. Doğru söyle bunun manası bu değil galiba diyor. Sonra o da kıkır kıkır gülüyor. Lütfü abiye kandırdın değil. Kıkır kıkır gülüyor falan şimdi. Sertleşince Lütfü abi doğruyu söyledi. Hamura Zeyd kızardı. Ha bu doğrudur dedi falan. Allah Allah. Bu şekilde devam ettik. 35 yaşında Arapça başladı. Evladım Lütfi seni Çatalca müftü yapacağım derdi. Allah Allah. Evladım Lütfi seni Çatalca müftü yapacağım. Bak Çatalca müftü oldu. 25 sene müftülük yaptı Çatalca'da. Mustafa Özat hocamıza da evladım Mustafa sen de Tekirdağ müftü yapacağım derdi. Hulasa biz bu şekilde devam ediyoruz. Molla Cami okuyoruz. Günde 20 sayfa. Bazen bize sohbet yapar. Yaş arasında. Evlatlarım gizli gizli toplandılar. Bu dini yıktılar. Biz de inşallah sizi okutacağız. Bu küfrü yıkacağız buyurdu. Bu dini yiyeceğiz evlatlarım. Bak böyle gizli gizli okutacağız sizi. Bu küfrü yıkacağız buyurdu. Bazen de böyle başından geçenleri anlattı bize. Kabakçı'da şey bahsetti, hadiseleri anlattı bize. Tabi Kabakçı'da kalmış 6 sene. Tam okulurken üstadım ama amele olarak amele. O kadar sıkı ki amele olarak talebeyi gösteriyor. Jandarmalık geliyor, hemen alın evlatım talebe şeylerin, çapaların, çapa kazanlarmış. Geliyor jandarmalar, herkes çapa kazıyor, amele. Giderlermiş. Başka gün hemen gene geliyor jandarmada, hadi mesela orak zamanı ekip biçmek falan, böyle mücadele. Demiş evlatlarım, bunlar bizi rahat okutmayacaklar. Bunlar bizi rahat bırakmayacaklar. Tam derse başlıyoruz, hemen geliyorlar. Tam derse başlıyor, geliyorlar. Biz Kuşkaya çıkalım, tepe. Orada bizi bulamazlar. Mübarek oraya çıkmış, almış talebelerini. Tepe, belki de ne vardır? Kuşkaya, Cemil'e bağlı. Oraya çıkmış, orada okudurken orada bile basmış jandarmalar. Görüyor musun bak? Ta orada. Dağın tepesinde üstadını yine yakalıyorlar. Jandarma başçavuşu askerlerle beraber. Aziz üstadımızı ta Silivri'ye götürüyorlar yaya. O köy Silivri'ye bağlıymış. 40 kilometre yaya götürüyorlar. Bizimler böyle anlatırdı kendisi. Jandarma karakoluna geliyorlar. Yüzbaşı. Jandarma kumandanı. Gel bakalım demiş Hoca Efendi. Demek demiş sen şeriatı geçeceksin ha. Arapça okuyorsun. Ver sopayı bakayım demiş. Getir sopayı. Baktım dedi üstadım ciddi dedi. Hazreti Sultan baktım hiç ciddi dedim. Medet ya Hazreti Şah'a Nakşibend dedim dedi. Bu arada bir asıl kardeşlerim sandalyeler. Yüzbaşı kafasına fat küf fat sandalye. Ama vuran gözükmüyor ama. Masa sandalye. Yüzbaşı kendi zorla kışlara kaçmış korkmuş. Zorla kaçmış doğru evine kaçmış. O kadar korkmuş. Demiş Hoca Efendi sana gitsin demiş. Sana Hoca Efendi gitsin. Haberi göndermiş. Demişler hocam serbestsin demişler. Gitmem dedim dedi. Gitmem. Bana yazı versin. Desin ki Hoca Efendi'nin hiç suçu yok. Desin imza etsin mühürlesin öyle gider. Demiş efendim yaz istiyor. Demiş getirin bir kağıt bakın. Ne yazmış çok korkmuş ama. Yazmış Hoca Efendi'nin hiç suçu yok. Rejime aykırı hareket görülmemiştir. Mühürle imza ediyor. Verin Hoca Efendi'ye kağıdı diyor. Aman gitsin. Kağıdı getirmişler vermişler. Ha şimdi giderim dedi. Şimdi giderim. Baksadı. Jandarmalık yere gelirse okuturken çiftlikte baklayacak. Yazı var, bana müsaade var, kumandandan diyecek, yazıyı gösterecek. O maksatla, mübarek yazı yanlış falan, bize böyle anlatırdı. Bak, görüyor musun bak, ne mücadele. Hatta kısıkta da öyleydi.
Kısıklığı da öyleydi. Tam ders okuruz. Üstadı koltukta oturuyor. Cemal hocam koltukta oturuyor. Pencere, cam. Şimdi yüksek binalar yok o zaman. Sen işte 1951-52'lerde falan binalar yok. Camdan görüyoruz üstadı. Bir sivil polis, sivil geliyor. Ali dayı, sivil polis geliyor der. Karşıla. Aldan çıkar. Beyefendi, kimi aradınız? Niçin geldiniz? İşte efendim burada bir Süleyman Hoca Hazretleri varmış. Süleyman Efendi Hazretleri işte hasta var işte okutmak için geldi. Yok 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 sen yanlış gelmişsin. Böyle bir hoca yok burada. Seni aradığın hoca Fatih'te. Orada da varmış Süleyman Hocam. Hemen onu sepetler Ali dayı. Onu gönderir. Gelir kapıyı açar. Uğradım efendim. Ha, iyi yaptın Ali dayı. He. Biz devam ederiz. İkinci gün, üçüncü gün baksan bir polis daha. Sivil. Sivil. Ali üstadın onu hafiye derdi. Kaldı mı? Hafiye geliyor derdi. Şimdi ne diyorlar? Mit diyorlar şimdiki ifadeyle. O zaman sivil polis. Sivil değilmiş. Maksat üstadınız ders okudu basmak. Niyeti bu. Tam ders okunurken basacaklar. Yürü meşhur hapse atacak. O maksatla geliyorlar. Ama üstadını tabii anlıyor. Halde karşıla der. Yine geliyorlar der. Halde yine sepetler onu. Bu şekilde böyle evlatlarım derdi mübarek. Biz korkmadık bir şey de olmadık. Korkanlar hepsi gittiler Çanakkale abinin, hepsi öldüler derdi. Allah Allah, biz korkmadık, bir şey de olmadı. Derdik 500 kişiydik biz. Süleymaniye Medresesi'nden 500 kişi mezun olduk. Onlara teklif ettim. Arkadaşlar bak, tekkeler kapandı, zaviyeler kapandı, medreseler kapandı. Bitti artık, ilim okudan yok. Gelin birer talebe okudalım diye teklif ettim. Birer talebe okudabiliriz, kimse anlamaz. 500 talebe yapar. O 500 talebe direkt tane okusalar 1000 talebe yapar. Bu din devam eder. Bak diye teklif ettim dedi. Korktular dedi. Ama Çanakkale Harbi'nin hepsi gittiler dedi. Ya aziz kardeşlerim işte o şekilde devam ettik kısıklığa. O zamanlar dernekler yok. Dernekler yok. Turan Kusur Muallimliği yok. Mehmet Bozkurt bugün buradaydı şey neydi? Müsaade. Bir abimizin odası şeyine gelmiş sohbetine. Mehmet Bozkurt o Fahriye Kur'an Kursu belgesi varmış diye almış Diyanet'ten. Onu üstadınıza gösterdi. Aman evladım bunu kaybetme sen. Polisler soranlarsa dersin ben Kur'an Kursu malumiyim bak. Fahriye Kur'an Kursu öğretmeniyim ben. Bunlar benim talebelerim. Çalık evlerde kalıyorlar dersin evladım diye tembih der bana. Çalık evlerde kalıyorlar. Benim talebem dersin evladım. O şekilde. O zamanlar tabii fakirlik var. Dernekler yok. Para getiren yok. Şimdi biz o kömürlükte, kulübede kalırken dört karamanlı Konya Lezzet Lokantası var şirkecide. Onun sahibinin de Mustafa'nın bir villası var. Bizim kaldığımız yerin derisinde köşk. Orası boşaldı. Annesi vardı ihtiyar. Öldü. Cenazesini kaldırdık. Ev boşalınca üstadını istemiş Konyalı'dan. O da vermiş evini. Bize buyurdu ki evlatlarım Konyalı evini verdi. Hadi oraya taşının dedi. Konyalı evini verdi. Oraya taşının dedi bize. Oraya geldik taşındık. Dördümüzde tabi güzel halıdan güzel dört katlı bina. O da villa. Her taraf mebruş attı falan. Oraya girince ben şaşırdım. Nereye basacağımı. O kömürlük bize iyice silmiş kömürlük. Hani burası gibi halı böyle. O kadar bize saray gibi geldi bana. Oraya biz dört kişi barındık. Ev genişleyince üstadını talebe almaya başladı. Ah bir baktık beş kişi olduk, on kişi olduk, yirmi kişi olduk, kırk kişi olduk. Boldu Konya'nın evi. Atmışlar hep alıyor. Müracaat ediyorlar. Benim gibi hafızlar İstanbul'a akıl etmişler. Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden gelmişler talep okuma derken işitiyorlar. Kısıkla Süleyman Efendi Hazretleri Arapça okutuyormuş. Kısa zamanda alim yapıyormuş. Müftü yapıyormuş diye. Duyan geliyor. Duyan geliyor. Umarım hep aldı aldı ama doldu Konya'nın evi. Hala geri geliyor. Müracaatlar devam ediyor. İşiden geliyor. Evlatları bir yer yok. Doldu Konya'nın evi dolu yer yok. Gitmiyor. Gitmeyin efendim. Okumaya geldim. Haydi bakalım. Çilhaneyi kiraladı. Ormanın arkasında Mahmud-u Hüdayat'ın çilhanesi var. Taştan. Onun yarı başta bir ev kiraladı. Kerpiçten bir büyük bir ev. Orası doldu. 40 kişi orada oldu. Ha, oldu 80. 40 Konya'nın yeri, 40 da çilhane, 80. Hala yine geliyorlar. Allah Allah. Fütüvat başladı artık. Yine müracaatlar devam. Bir sonra 40'ları kiraladı. Şimdi oraya bak, oraya kurs yapıldı ya. Büyük çiftlik eviydi. Orası onu 80 talebe. 80'den 163 talebe. Böyle kısıklık, bütün talebeyle kaynıyor. Ama nereye sikiyet, ne Kur'an öğretmenliği var?
ne dernek var. Manevi tasarrufla İslam'ın devam ediyor. Arapça okumaya. Manevi kuvvet, manevi tasarruf. Ya bu şekilde devam ederken tabi polislerde durmuyorlar, durmadan takibat. Üstad Kulu çıktığı zaman dışarıya hemen sivil polisler peşine düşerler, sivil polisler. Nereye gidiyor? Nerede okutacak? Basacaklar. Evlatlarım buyurdu. Bunlar bizi rahat bırakmayacaklar. Ben size okuduyum. Siz de onları okudursunuz buyurdu. Biz dağıldık. Çilhaneye, kırklara falan okudurduk. Hasan Arkanlar'la beraber bu şekilde devam ederdik. Bugün çıktım dedi üstadımız. Tam dedi tramvaya binecek kısıkıda. Bir baktım dedi sivil polis. Peşime düştü dedi. Bir baktım dişlere dökülmüş ihtiyar. Şunu bir yorayım dedim dedi. Yayan dedi çekildim Üsküdar'a. Tramvaya binmedim dedi. Allah Allah. Kısıkıdan Üsküdar'a kadar yaya onun arkasında geliyor. Vapura bindim baktım vapurda dedi. Ben takip ediyorum. Sirkeci'ye geldik dedi. İndim arkamdan yine geliyor. Demiş ki biraz daha yorayım. Yaya çekildim dedi Topkapı'ya. Allah Allah. Tam şehre bile geldim dedi. Bakkal ahbabım vardı orada dedi. Oraya girdim dedi. Hocam nereye gidiyor demesin diye oraya girdim dedi. Bakkal dükkanına ama çok durmadım. İki dakika durmayayım dinlenmesin diye dedi. Oradan geri çıktım dedi yaya. Tekrar Sirkeci'ye. Allah Allah. Bu sefer gelmiş Lezzet Lokantası'na, Mustafa'nın lokantasına, meşhur lokantası vardı Konyalı'nın Sirkeci'de. Milletvekilleri orada yemek yerlerdi. Lezzet Lokantası Sirkeci'de. Tam karın karşısında şimdi, tren karın karşısında. Lokantaya girdim dedi, Mustafa Efendi bir misafirim var çok yoruldum. Ne yiyecek sor bakayım demiş. Yani haber olsun diye. Ustaz bilmiyor zannetmesin diye gelmiş Mustafa Efendi demiş ki polise, sivil polise, Hoca Efendi diyor ki demiş, bir misafirim var çok yoruldum. Niyecini sor bakayım diyor demiş bana. Öyle mi demiş. Üstadım haberi yok zannedermiş bana. Bilmiyoruz zannedermiş. Ama mübarek duyuruyor. Ama terler böyle. Allah perişan olmuş terler. Demiş misafirin. Ya şu vaziyetine bak demiş. Ne bu vaziyet böyle? Aman misafirin. Hoca efendi beni perişan etti demiş. Tak sıkıldan Topkapı'ya da beni yürüttü demiş. Ama ne yapalım emir. Demek ki aziz kardeşlerim Allah evliya kulları. Çiftlerlese demek yorulmuyorlar bir başkiler. Masada onu yormak. Bir daha teşhide gelmesin diye. Herkese anlatsın bir daha gelmesinler diye. Ya. Böyle bize anlatırdı bu mübarek. Böyle mücadele. Bir taraftan da erzak. Para getiren yok. Para getiren. 150 talebe. Daha evvelce biz o şeyde kalıkan kömürlükte Konya'lı önlerle azken Üsküdar'a, Üsküdar'a tramvaya, tramvaydan omuzumuzu alır çuvalı Konya'lı evine gelirdik. Sonra kalabalık içinde orayı vazgeçti. Fırından almaya başladık. Ekmek fırından gelir. Erzak bakkaldan gelir. 150 talebe yiyoruz. Mübarek bizden hiç aylık almazdı bize. Hiç bize para istemezdi. Talebeden para alınmaz derdi. Aynı peygamberimiz gibi. Allah nasıl peygamberimiz Eshab-ı Sohbe'yi mesleği olmuş değil mi? Peygamberimiz Eshab-ı Sohbe'yi hep onlara erzak temin ediyor. Beytulmaz der. Aman ilim öğretsinler diye. Aynı üstadımız da böyle. Talebeden para alınmaz derdi. Öyle. Hiç para. 4 sene okudum. Hiç bize bir para istemezdi bizden. Ama o zamanlar tabii dernek mernek olmayınca hep bütün yük üstadımızın omuzlarında. Maaşını da şey diyor. Öyle. Gerek. Her sabah bulgur çorbası yerdik. Bulgur çorbası. Ne zeytun bilirdik, ne çay, ne peynir. Her sabah bulgur çorbası. Recep Hoca bilir. Koca bir soframız var tahtada. Konya'nın evinde. 20 kişi oturacaktır abla. 20 kişi. Koca tepsi ortada. Yok çorbayı. Tencerede. Kaşıklarla takır 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 takır. Biter bir daha da olur. O da biter. Bir daha da olur. O da biter. Ne lezzet ne tat. Doymak bilmezdik. Her sabah ama. Ne feyiz. Ya azıcık kardeşlerim işte öyle. Öyle günlerde biz okuduk. Odun kömür yok. Odun kömür yok. Bir teneke sobamız var tenekeden. Saçtan. Yok yakacak bir şey yok. Ormana giderdik. Ormandan toplardık gece. Gündüz gidemezdik. Bekçi, iki tane bekçi var yakalar bizi. Gece oradan kuru odunlar topladık da gece iki de falan. Onu yakardık. Bir gün bir arkadaş gündüz gezmiş. Öyle acaba biz nerede koca odun var yerde kurumuş büyük gece bulamıyoruz tabii karanlıkta. Tespit etmiş koca bir odun. Tomruk derler ya. Geriye doğru uzanmış. Belki 5-6 metre kalın. Lütfabe dedi ki Lütfabe başkanımız. Lütfabe dedi ben ormanda bir kuru bir ağaç gördüm dedi. 5-6 metre var. Bize bir ay giderdi. Tamam. Gece kalktık 15 kişi.
Saat 2'de çocuk önümüzde, gittik bulduk. Dereye doğru uzanmış. Adam çocuklar hadi beraber çıkarız düzlüğe. Biz uğraşıyoruz çıkarken bekçi duymuş gürültümüze. Bekçi geldi, elektriği yakarak geldi. Hafızlar hemen saklandık hepimiz. Her gün çalakı saklandık. Hafızlar yapmayın. Bırakın hafızlar. Yalvar hepsi. Hiç ses çıkartmayın dedi Mustafa. Hiç ses çıkartmayın. Hiç ses çıkartmadık ama. Yalvardı, yalvardı. Bak çıkacağımız yok. Çekti gitti. Hadi bakalım. Çıkarttık düzlüğe. Aldık omuzumuza. Girdik 15 kişi altına. Kesin bir ay yaktık. Ya öyle. Bir ay yaktık onu. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama üstadınız evladım Lütfi. Buyur efendim. Sor bakalım bakkala ne kadar borcumuz olmuş. Fırına ne kadar borcumuz var? Sor bakalım. Lütfi abi gider. Sorar. Bakkala, fırına. Borçlar çoğalmış. Çoğalmış borçlar. Gelin söylemeye çekilin üstadınıza. Söyle evladım ne kadar var? Efendim işte. İşte biraz varmış. Söyle evladım ne kadar? Yani üstad üzülmesin diye söylemek istemiyor. Ve nihayet söyletir üstadımız efendim. Şu kadar 1000 lira fırına, şu kadar 1000 lira bakkala olmuş efendim. Biraz para toplayayım geleyim der. Gideyim İstanbul'a, ineyim, para toplayayım geleyim. Bak görüyor musunuz? Allah Allah. Hem bizi okutuyor, hem para topluyor, hem de polislere mücadele. Bugünlere böyle kolay gelmedik aziz kardeşlerim. Bir gün ben de aldı yanına. Yine borcumuz çoğalmış. Hadi evladım Musa dedi bana. Beraber gidelim İstanbul'dan diye biraz para toplayalım. Zekat toplayalım dedi. Allah Allah. Bir bari ben de aldı yanına. Tramvaya bindik. Yanı başına oturttu beni. Ne biletimi de verdi. Kıyı şeysi vardı. Kıyı partisi onu giyer. Çıktığı zaman siyah beresini giyer. Bastonunu alır. Şöyle bastonu şöyle yaptı tramvayda. Beraber geldik Üsküdar'a. Vapura bindik. Vapurun arkası birinci mevki. Beşi oturaklar var. Ön taraf üçüncü mevki. Tahta oturaklar var. Bütün ekabir, zenginler, sosyeteler hep birinci mevkideler. Üstadını da benim biletimi de verdi. Dip koçanın bileti var üstadının. Benimkini ve kendim vapurun birinci mevkiye geldik oturduk. Ben yan başına oturdum üstadımızın. Vapur gidiyor sirkeciye doğru. Çocuğun bir tanesi 3-4 yaşında kız çocuğu başladı ağlamaya. Nasıl ağlıyor ama? Nasıl bağırıyor? Annesi susamıyor. Bir şeye kızmış çocuk. İşte 4-5 yaşında kız çocuğu. Oradaki zenginler böyle kızdılar. Onun çocuğun bağırışına ağlatmasına canları sıkıldı. Mübarek hemen bastonu kaldırıverdi. Çocuğa doğru şşşt dedi. Çocuk ses kesiverdi. Allah Allah. Mübarek ufak bir keramet gösterdi bana. Çocuk sesi kesiverince annesi bir sevindi ama Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun senin. Allah razı. Baş dua etmeye başladı kadın. O da utanmış kadın. Susturamayınca. Oradaki de sevindiler. Vapurdaki de sevindiler ama. Ya kim hoca efendi ya? O kalkıyor, o oradan kalkıyor. Kim bu zat ya? Kim bu zat? Hep böyle bakmaya çalışıyorlar sırasınıza. Ben yanı başta oturuyorum. Vapurda yanaştı sirkeciye. İndik, üstadla beraber gidiyoruz. Bu şeye geçtik. Isış çarşısına girdik. Isış çarşısının arkaya doğru geçtik. Isış çarşısının arkasına geçtik. Tefek Burunges. Kayseri'nin cam dükkanı. Açacak dükkanlamadı o zaman. Oraya girdik üstadımla beraber önden ben arkasından. Tefik Burungöz Kayserili cam dükkanı. Üstad oraya niyetlemiş üstadımız. Dükkanına girince Tefik Burungöz gördü. Hemen üstadını karşıladı. Karşıladı. Buyurun efendim dedi. Tahtada bir yer bölmüş. Böyle bir kenara. Oraya içeri aldı. Üstadımız oraya oturdu. Üstadımız başlığı böyle, böyle oturduktan sonra Refik Bey, Refik Bey dedi. Refik Bey, Refik Bey. Evlatlarımın çok borcu var. Fırına bakkala. Senden dedi yardım almaya geldim. Zekat almaya geldim Refik Bey dedi. Hay hay efendim dedi. Allah Allah. Hay hay efendim dedi. Hemen tahta çekmeceyi çekti. O zamanlar böyle kasa falan yok demir kasa. Tahta çekmeceyi çekti. Bir tomar para çıkarttı. Üstadın önüne böyle masanın önüne böyle çeker 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 saydı falan. Buyur efendim dedi böyle bir tomar para. Mübarek bir memnun kaldı. Allah Allah. Allah razı olsun Refik Bey senden. Çok memnun oldum. Allah sana çok versin Refik Bey. Şimdi de gider borçlarımı kapatırım. Diye Cenab-ı Hak tabi öyle. Dua et üstadınız. Refik Bey dedi Allah senden razı olsun. Allah sana çok versin. Diye bu şekilde kalbi yorup dua etti mübarek. Oradan çıktık. Süleyman Kuşçu'lu vardı. Tren karşısında Süleyman Kuşçu'lu. Ruh Kuşçu'lu babası. Onun dükkana gidip o da verdi. Hadi evladım gidelim şimdi dedi. Geldim. Evladım Lütfi al şu paraları kapat borçları. Bir rahatlaşın bir rahat oturan derdi var. Rahatlayalım. Ya hem para toplar böyle hem de bizi okutur. Biz devam ediyoruz.
Telhis, Molla Cami, Telhis, Şems-i Ak, Şemsiye, Akaib, Çarh-ı Akaib, Metinler, hepsini okudum mübarek. Farayiz. Ders okurken bir gün, beyaz sakallı bir çiçeğe girdi. Nurani yüzlü, beyaz sakallı, gel Müftü Efendi gel dedi. Manisa'nın Akhisar kazasının müftüsüymüş. Üstadı ziyarete gelmiş. Geldi yanı başta koltuğa oturttu müftüyü. Üstadımız dersi bıraktı, ona biraz sohbet etti. Müftü Efendi dedi, evlatlarıma sor bakayım dedi, bir şeyler, Arapça bir şeyler sor dedi. Dedi ki müftü, efendim sormayın dedi. Biz Hasan Arıkan 13 yaşındaydı herhalde. Mehmet Arıkan belki 11 yaşında falan, ilkokula gitmemişler. Çırpan hocamız yetiştirmiş, göndermiş. Fazlız da ondan daha küçük. Ben de öyle. Ufak ufak talebeleriz. Müftünün gözü tutmadı. Efendim dedi, sormayayım dedi. Siz cevap veremezler dedi. Mahcup olmuş olur. Mahcup olurlar dedi. Utandırmayayım, sormayayım dedi. Yok sen sor dedi, cevap verirler onlar dedi. Yani üstazımız fabrikanın malını göstermek istiyor. Fabrikanın malını göstermek istiyor. Görsün müftü diyor. İsrail üstazımız. İsrail deyince peki sorayım dedi. Eğildi şöyle Hasan Arkan'a. Harficene soruyor. Yok dedi sen harficene sorma ben de bilirler dedi. Şey, başka ne sor dedi falan. Ondan sonra sordu evladım bu harfize müteallaka hangisidir? Bunu sen neden merf okudun? Bu neden mecbur okudun? Neden mensup okudun? Tıkır tıkır cevap verecek müftü şaşırdı. Aman efendim dedi üstazıma döndü. Aman efendim dedi. Biz dedi medresede okurken dedi 20 senede buraya kadar cevap veremezdik biz dedi. Tabi öyleydi dedi üstadımızla. 20 sene okuduğumuz halde dedi, buraya kadar cevap veremezdik biz dedi. Tabi öyleydi dedi üstadımızla. Evladım Kur'an-ı Kerim getirin. Hemen kalktı Kur'an-ı Kerim aldık. Üstadımıza verdik. Mübarek. Şöyle müftü şüphe etmesin diye, bildiği yeri göster demesin diye şöyle yaptı aziz kardeşlerim. Tam şöyle ortadan açtı. Evladım Hasan, şu sureye ait sayfaya bir mana ver de müftü efendi duysun dedi. Tabii ki malını gösterecek ya. Hemen Hasan Akan kardeşimiz başladı mana vermeye ayetleri. Tıkır 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 ta sayfanın sonuna kadar. Mana verince Yücep'te şaşırdı. Aman efendim dedi, Ramazan'da bir bana bir vaiz gönder dedi. Benim kazada vaaz etsin dedi. Tabii dedi üstadımızla gönderirim. Bak nasıl müftü benimsedi şimdi, inandı şimdi. Ama evvel deseydi ki, Müftü Efendi, bak talebelerim seni kazada vaaz etsinler Ramazan'da. Aman efendim bana çocuklar vaaz edilemeyecekti. Ama ilmi görünce kendi talip oldu. Tamam gönderirim dedi. Mustafa Özatır hocamız beni gönderdi. Bir ay Ramazan'da orada kaldım Akser'de. Mustafa Özatır hocamız, Allah ne vaaz etti ama. Hangi camide vaaz ederse, bütün cemaat orada. Hangi camide vaaz ederse, öğlen, akşam, efendim ikindi, yatsı, bütün cemaat. Çok fütuhat oldu. Hülasa öyle şeyimiz geçti. Bir gün de gene ders okurken bir kardeşimiz geldi. Hatta misafirler, ziyaretçiler kalabalık. Üstadımız sohbet yaparken bir tanesi işledi, bir tanesi başladı ağlamaya. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Mübarek döndü bize. Bak evlatlarım dedi. Nefis yaptıklarından utanmaya başladı, ağlamaya başladı dedi. Nefis yaptıklarından utanmaya başladı, ağlamaya başladı dedi. Demek ağlayan nefismiş demek. Yaptıklarından utanmaya başladı, ağlamaya başladı falan dedi. Böyle bize gösterdi. Ya onun için demek ki hakikaten ahirette de böyle olacak demek. Şimdi biz böyle ders okumaya devam ederken bazen bize anlatıyor. Bir gün şöyle buyurdu. Evlatlarım, bunu unutmayın ha. Bak ben unutmadım bak. Tam 45 sene oluyor. Yerleşmiş kalbimize. Evlatlarım eskiden bazı zatlar var ki dedi. Bazı zatlar dedi. Bazı zatlar nefsi öldürmek için sabahtan akşamadık bir tek zeytun tanesi yerlerdi. Bir tek zeytun. Neye? Nefsi öldürsünler diye. Ama bize lüzum yok evlatlarım. Bize lüzum yok. Yapın rabıtanızı nefis yatıverir buyurdu. Allah Allah. Görüyor musun bak? Bize lüzum yok evlatlarım. Şimdi kuvvetliyeyim dedi. Açtırmak yok kuvvetliyeyim. Hatta şu hadis-i şerif okudu. Peygamber ne buyurmuş dedi? Nefsüke matiyyetüke ferfitmiha buyurmuş peygamberimiz dedi. Nefsüke verim hane sen nefsin nedir? Matiyyetüke bilecek aklındır. Ferfit emri hazır değil mi? Miha ona iyi bak. Senin vücudun bilecek aklındır ona iyi bak buyurmuş peygamberimiz. Evlatlarım hasta olmayın dedi. Kuvvetliyeyim. Nefsi öldürmek için yapın rabıtanızı. Gerisine karışmayın buyurdu bari. Gerisi bana havale ederdi. Ya nefsin ölmesine rabıta bir işte. O bakımdan rabıtaya ağırlık.
Beni şeye gönderdi üstadımız. Adana'ya gönderdi. Bir gün dedik evladım Musa, çırpanlı evladımız dedi. Her sene dersinde Ramazan'da vaaz yapardı. Bu sene Adana'ya gönderdi. Ramazan'da orada vaaz yapacak. Yanına bir hafız alır. Seni oraya gönderiyorum dedi. Git Rasim Paşa Hanı'na Kemal Bey dedi bir telgraf çeksin dedi. Peki efendim elini öptüm. Çıkarttı bana 50 lira yol parası verdi. Doğru geldim abimize. Rasim Paşa Hanı'na. Abi dedim. Hazreti Üstazımızın ben Üstazımı dedim. Adana'ya gönderiyorum. Çırpan hocamız varmış dedim. Onun yanına beni gönderdi. Bir telgraf çekecek misin dedim. Tamam Musa dedi. Sen treni bin Haydarpaşa'dan ben telgraf çekerim dedi. Bindim trene. Haydarpaşa'dan doğru Adana. Takır takır 26 saatte vardım Adana'ya indim vilayete. Aklım başıma geldi. Yahu dedim ben üstadına niye sormadım? Bu çırpan hocamız nerede bulunur? Nerede bulunur? Nerede kalıyor? O zaman aklım başıma geldi. Şimdi üstadınız bir yere gönderdiği zaman bir evladını, talebesini. Hadi evladım dediği zaman aziz kardeşlerim insan manevi öyle bir kuvvet geliyor ki öyle manevi kuvvet dağlar devresin geliyor. Hiçbir şey sormaya lüzum hissetmiyorsun. Böyle manevi kuvvet. Şimdi Adana'ya ince aklım başıma gitti. Ya ben dedim, niye sormadım? Düşündüm. Dedim çırpan hocamız Adana vaizi. Dedim, nerede olur bu? Olsun müftülük de olur. Ben dedim müftülüğü buluyor. Koca bir ay. Sonra müftülüğü buldum. Geldi müftülüğü öne baktım birisi dikiliyor. Selam verdim. Dedim amca müftülük burası mı? Burası dedim. Dedim bir çırpanlı Mustafa Efendi varmış dedim. Evlat benim o dedi. Allah Allah. Sanki beni bekliyormuş gibi. Ben dedim İstanbul'dan geliyorum, üstadım beni gönderdi. Ha gel evladım dedi, sevindi. İçeri aldı beni. Ben zannediyorum ki Adana vaizi böyle kaldığı oda, altında halı, efendim koltuklu falan böyle bir mefruşatlı bir odada kalıyor zannediyorum. Üçlü müftülük girdik bir odaya. Ne kapısı var, ne penceresi var, bir tek asır var artık. Kilim daha yok. Bir tek asır. Allah Allah. Ne kadar mahfiyet. Hemen oturduk asırın üstüne. Ben elini öptüm. Dedim efendim üstadın selamı var dedim. Aleyküm selam evladım. Aleyküm selam. Allah da sevindi ama. Tekrar tekrar aleyküm selam. Evladım başka ne söyledi ne anlattı sana? Efendim buyurdu ki çırpanlı evladımız her sene Mersin'de vaaz yapardı. Bu sene Adana'da vaaz yapacak. Ramazan'da yana bir hafız alır. Evladım seni oraya gönderiyorum. Selam söyle buyurdu efendim. Aleykümselam. Başka ne anlattı söyle bak başka ne anlattı? Hep böyle aşık. Beni konuşturmak istiyor. Ben ne anlatayım başka? Aklıma geldi. Üstadına dedim ki efendim dedim. Tam elini öptüm tam çıkacaktım. Efendim ben de okurken tekrarlama oluyor dedim namaz kılarken. Dedim bunun gideri de şirvan derken evladım, çırpanlı evladım onu gideri dedi. Bu aklıma geldi. Daha ne anlatayım deyince. Efendim ben de okurken tekrarlama oluyor dedim namaz kılarken. Dedim bunun gideri de şirvan derken evladım, çırpanlı evladım onu gideri dedi. Bu aklıma geldi. Daha ne anlatayım deyince. Efendim dedim çırpanlı evladım. Tam çıkacaktım dedim. Ben de bir tekrarlama oluyordum namaz kılarken. Ondan sonra dedim üstadımız efendim tekrarlama oluyor bende. Onu gidermek için falan diye sorarken dedim. Evladım, çırpanlı evladım onu gideri buyur dedim. Öyle mi dedi? Peki niye tekrarlıyorsun dedi. Güya mahreç çıkmıyormuş dedim. Mahreç çıkmıyormuş gibi falan dedim. Evladım bir defa okuyacaksın dedi. Mahreç çıksın çıkmasın günah bana aittir. Peki hocam dedim bir daha olmuş. Bir şey kalmadı bende. Bir şey kalmadı. Bu şekilde bunu anlattım falan. Bir ay beraber kaldık orada. Akşam oldu şimdi. Ben bakın acaba yatak falan var mı diyor yatak diyor. Yastık falan hiçbir şey yok. Bir battaniye altı üzerine yastık asır üstüne. Bana bir battaniye verin yastık. Yastık yok. Yatak yok. Yok. Ben uyuyamıyorum şimdi. Asır batıyor. O daha yatarken ben uyudum bari. Nefisli bir şey kalmamış. Gece yatında o anne diyorum bu yana diyorum de ki gece yatsın uyuyorum ben de. O şekilde kaldık bir ay beraber. Bazı anlatırdı. Evladım Musa. Cenab-ı Hakk'a derdi, milyonlarca şükretsek az evladım. Bizi Hazreti Allah üstadımıza nasip etmiştir. Üstadımızı bulmuşsun derdi. Bulamasak ne yapacaktık evladım derdi. Allah Allah. Milyonlarca şükretsek Cenab-ı Hakk az evladım. Üstadımızı Allah nasip etmiş de bu yolu bulmuşsun derdi. Ya bulamasak ne yapacaktık derdi. Ya evladım Musa derdi. Rabıtası oradan hizmet edemez. Dikkat edin bak. Rabıtası oradan hizmet edemez evladım. Rabıta hizmet ettirir diye anlatırdı bana. Rabıtası zayıf olan ve orada hizmet edemez. Rabıta hizmet ettirir. Duyduk değil mi şimdi? Aman ha. Rabıtalara dikkat. Rabıtayı bıraktık mı hizmet edemeyiz. Ne talep okutabiliriz ne hizmet edebiliriz. Hizmet ettiren rabıtadır işte.
mübarek öyle anlattı. Bir ay sonra İstanbul'a beraber girdik. Bu şekilde devam ederken şimdi her ay imtihan var. Ankara'da Diyanet'te müftülük imtihanı var. Mübarek gönderiyor beni. Bugün ben de Beyaz Göbel'e iman göndermişti Tarakya'nın vilayesine. Üstad'ı ziyarete gelmiştim. Hadi evladım dedi. Ama o saray kazası var. Tekirdağ saray kazasının bir nahiyesi. Orada bir imam varmış. Bulgaristan göçmenlerinden. Yuvat mezunu. Arapçası kuvvetli, yaşlı, ihtiyar. Üstad'ın hemşerisi. Arapçası kuvvetli imam olmuş oraya. Ramazan'da biz dağılırdık Trakya'nın köylerine. Vaaz edildik Ramazan'da. Bir ay kala bize mübarek ders okudur diyor. Ramazan'da yapacağımız vaazları bize okuturdu. Recep Hoca bilir. Cüretül Vaiz'inden. Cüretül Vaiz'in. Şimdi mesela ilk günlerde evlatlarım Şeyh Ramazan ellediği bundan vaaz yaparsınız. Biz de böyle kitap baştan sonuna kadar bize not ederdik bilemediğimiz yerleri. İkinci gün işte şundan vaaz yaparsınız. Üçüncü gün bize 15 ders okuttu bize. Hadi yeter bu kadar. Bunu anlatıyorsunuz dedi. Bizim İbrahim var ya ahi. Efendim dedi. Ramazan'da gideceğiz dedi. Trakya'nın köylerine. Ramazan'da 15 gün vaaz yapacağız. Bitecek bu dedi efendim. Okuduğumuz derse bitecek. Sonra ne yapacağız efendim dedi. Evladım onlar baş tarafı unuturlar dedi. Baştan bir daha başlarsınız dedi. 15'e gelince bayram gelir dedi. İbrahim. Peki efendim dedi sonra. Ama şimdi o İbrahim ahi dediğimiz kardeşimiz. Gitmiş bir köyde kalmış Trakya'nın köyünde. Vermiş veriştirmiş. Hep cehenneme sokmuş. Bunu kovalamışlar. Ramazan'da sonra geldi. Efendim dedi ben bir köyde kalmıştım. Dedi, beni erken gidip gönderdiler. Evladım sen duvarı çabuk yığılmışsın dedi. Çabuk duvarı çabuk yığılmışsın. Öyle yapmayacaksın dedi. Birer taş birer taş öyle de. Yavaş tı bayramda yapacaksın o işini sonra. Demek ki siyaset de lazım demek senin bari. O şekilde Ramazan'da dağıldık köyler dağılırdık. Evlatlarım derdi. İlmi konuşun derdi. İlmi konuşun. İlmizi bilsinler. Peki cemaatin arasında dedim. Emekli müftüler vardı dedi. İlmi olanlar vardı dedi. Bu şekilde ilmi anlatın. Diye bizi tembih ederiz sıkı sıkı. Bu şekilde yapmaya çalışırdım. İşte o Beyazköy nahiyesinde bir imam. Arapçası kuvvetli. 60-70 yaşında. Yuvat mezunu. Ramazan'da giden talebeleri böyle kalmasın diye karşı gelirmiş. Koca bakkal dükkanı vardı. Bakkal dükkanı bütün onda alışveriş yapar. Bakkal dükkanı var. Kadrolu imam maaş alır. Ramazan talebesine fitre veriyorlar. Buna göz dikiyor. Allah Allah. Niye ona fitre veriyorlar diye. Ramazan talebesi almak istemiyor köye. Ya kalsa bile onlara ne yapıyormuş? Böyle hakaret yapıyormuş kürsüde. Mahcup etmek için. Muhtircan'da vardı Bozkurt müftüsü. Onu öyle yapmış. Ramazan orada kalmış. Mehmet Bozkurt orada kaldı o köyde. Tabi bu hep karşı geldiği için Ramazan talebelerine bunu atmışlar imamlıktan. Demişler ki gidelim Süleyman Efendi'ye imam isteyelim demişler. Onun talebeleri bize Ramazan'a vaaz yapıyor, bizi irşad ediyor. Ondan imam isteyelim. Geliyorlar kısıklığa. Efendim biz imamımızı attık parti kanalıyla. İmamı attık vazifede. Sağ tarihinde imam almaya geldik. Demişler. Demiş bende imam yok. Bunlar hep müftü olacaklar demiş. Tabi müftü olduğu zaman insan bir kazaya Kur'an kursu atıyor. İmam ne yapabilir? Ancak namaz kıldırır. Ben de demiş imam yok. Hep burada müftü olacaklar. Yalvarmışlar. Aman efendim demişler. Almadan gitmeyiz. Senin talebelerin çok güzel vaaz yapıyor. Bizi irşad ediyor. Çok memnun kalıyoruz. Onun için imam attık biz. Yalvarınca demiş ki bir şartım var demiş. Size bir imam veririm. Bir imam feda ederim. Ama demiş Trakya'da hiç kursum yok. O zaman da mübarek bir sazı böyle vurmuştu abinin yazanesinde. Efendiler, abisi yazarısın. Efendiler, Türkiye'de 60 tane Kur'an kursum var buyurmuştum. 60 tane kursum var. 60 tane medrese. Levha, Kur'an kursu ama işte Arapça okunuyor. Trakya'da hiç kursum yok demiş. Oraya kurs açarsanız o köye. Ben demiş buradan talebe göndereceğim. Onlara dersler, onlara bakarsanız demiş bir imam verir. Tamam kabul demişler. Kabul deyince peki bir imam. Kimi göndereyim? Mütabi evladım lütfen kimi göndereyim? Efendim siz birisiniz demiş. Hafız Musa'yı gönderip gönderelim. Ben demişim. Ben çağırttım. Evladım dedi. Doğru beyaz göreceksin. Buraya imam olacaksın. Bak seni adaya gelmişler. Orada bir imam var. Bir imam vardı. Allah onu huzurundan kovdu evladım. Bir daha camiye gelemez. Ondan hiç korkma dedi bana. Allah onu huzurundan kovdu. Bir daha camiye gelemez. Ondan hiç korkma dedi bana. Ben imamı tanımıyorum.
Nasıl geldik oraya? İmam olduk. 2 sene camiye geldik. Ne bayram ne bir cuma. Bak üstazı ifade edip neden? Evlatlarına hakaret ettiği için üstazın evlatlarına Cenab-ı Hak huzurundan kovmuş. 2 sene imamlık yaptım. Hiç camiye gelmem. Cuma günleri gidermiş. Böyle. Cuma'dan sonra gelirmiş. Demişler, gelmiş ama hocam neredeydin cumada sen? Filan köyde kıldım gelmiş. Filan köyde kıldım cumayı. Bir çoban da görmüş, derede balık tutarmış. Çoban görmüş, demiş yalan söylüyormuş. Balık tutarken gördüm demiş, cuma saatinde. Ya, öyle Allah'ın lanetine uğramış o. Neyse orada imamlık yaparken izine gelmiştim. Elini öptüm üstadımız, evladım dedi. Doğru dedi, Hasan Arkan var cuma yerinde. Oraya git, orada evlatları var, insana Ankara, insana gidecekler, müftülük insana. Beraber sen de git dedi bana. Peki efendim dedim. Ama şimdi ben tabii cesaretsizlendim. Ben dedim ya, 2 sene demeli imamlık yapıyorum, ben nasıl insana kalacağım falan. Ya hatta ben 54'e kadar okudum üstadım, 54'e kadar, 54'te askerliğim geldi, askere gittim. Askerden terhis oldum, geldim misafirhaneye, elini öptüm, efendim dedim terhis oldum, ne buyursunuz? Deyince evladım dedi, doğru karavana git, orada Abdurrahman Bengi evladımız dedi, talebe okutuyor idi, askerliğe gelmiş, askere gidecek 70 talebesi var, kafiye kadar çıkmışlar, o talebeler teslimat okutmaya devam et dedi bana, kafiye kadar okumuşlar, o talebeye teslimat okut deyince ben korktum şimdi, bana korku geldi, eyvah dedim içimden, kafiye kadar çıkmışlar, bir de çıkaramazsan, talebe mahcup olsun diye korkunca, korkma evladım, korkma dedi bana. Yap rabıta, kitap sözünü dedi. Allah Allah. Ben efendim korktum demedim. İçime korku geldi. Ama deseydik ensizleden başlar, korkmayacaktım. Kafiye kadar çıkmışlar. Başlar kafiye okut deyince, korktum bir sebep, korkma evladım. Yap rabıtayı, kitap sözünü buyurdu. Görüyor musunuz lan? Evel Allah, rabıta yaptığınızı, kitap sözünü, hiç korkmayın. Ve askerden şey, karamana geldim, talep okudum, 1 sene kadar devam ettim, geldim. Beni çağırmış tekamül kursuna. Geldim misafirhaneye, Şükrü Taşkan'ı göndermiş. Teslim ettim, geldim, elini öptüm. Nasıl evladım dedi. 10 defa okumaktan, 1 defa okutmak daha üstün değil mi dedi. Efendim öyle oldu efendim. İlmim çok kuvvetlendi. Tabii evladım dedi. 10 defa okumaktan, 1 defa okutmak daha üstün evladım buyur. Ya üstadın ifade çıktı burada. Mesela bir kafi, dönden okuyun, dön, masamalı, dön de 10 defa oku, aynı. 1 defa oku, hepsine bedel. Uzun bak abimiz ne yapıyor şimdi, muhterem abimiz. Bak şimdi inşallah tekabül alttan, tekabül etmişler gideceksiniz, Emin Camii'ne, Umraniye. Mevzu olduktan sonra doğru kurs başlarına, okutmaya devam. İlim inşallah orada kuvvetlenecek, ilimimiz inşallah, orada kuvvetlenecek. Ya, hülasa, hadi evladım, doğru Ankara'ya müslük imtihan edin bana. Neyse, korka korka geldim şeye, cuma yerine. Baktım kalabalık talebeler, oradan bindik otobüse, tam 30 kişiyiz, doğru Ankara'ya. O zaman Diyanet İşleri Başkanı Hergele Meydanı'ndaydı, geldik Diyanet'in önüne, indik otobüsten, böyle hep de genç talebeyiz. 15, 16, 17, 18 yaşlarında falan, ne sakallar ne bıyık var, indik biz otobüsten. Bir baktık orada, o sakallı sakallı kimseler imtihana gelmişler, müslük imtihanına. Diyarbakır, Siirt, Mardin, o taraflarda. Senelerce okumuşlar, senelerce, sakallı sakallı kimseler. Hiç onlarda medreseye kapanmamış medreseler. Böyle koca koca adamlar, sakallı sakallı imtihan edilmişler. Bizi görünce, bir baktılar, ooo diyorlar, bu çocuklar niye gelmişler? Bize, çocuklar diyorlar, bu çocuklar niye gelmişler? Müslük imtihana gelmişler. Ha ha ha, gülüşüyorlar bize. Biz kendimiz gelmedik ki, üstadımız gönderdi bizi. Biz kendimiz gelmedik, üstadımız gönderdi. Bir kere yaramazsınız, garip garip yaramazsınız, onlar bize gülüyorlar. Allah Allah. Himmete bak, himmet, üstadın himmet işte bunlar. Neyse şimdi aziz kardeşlerim, ibare, evvela ibare okutuyorlar. Müşavere heyeti var, imtihan heyeti, 7 kişi. Cemal hocam bilir, Hasan Üstü Erdem, Diyanet İşleri Reisliği falan yaptı. Hasan Bey bir başrol, Şerif Bey isimler bak hatırımda. 7 tane medrese mezunları, 7 kişi imtihan yapıyorlar. Evvela ibare okutuyorlar. Müslük imtihanında Fethül Kadir'den, fıkıh kitabı, hareketsiz. Şimdi, tabi teker teker çağırıyorlar. Bakıyorlar üstadının talebesi geliyor şimdi. Bakıyorlar. Ufacık çocuk. 15-16 yaşında. 17 yaşında. Ne sakalar ne bıyı var. Diyorlar kendi kendilerine. Ya bizi Süleyman Efendi, Süleyman Efendi'nin tadına kaçırdı. 2 kelime öğretiyor. Hadi evladım imtihanı. Hadi evladım imtihanı. Ya biz 30 sene okuduk. 30 sene dirsek çürüttük.
Bizim Süleyman Efendi iki kelime öğretiyor. Olunca bakın şuna. Atıyor şimdi Fethül Kadir'i. Okuma şu ibareyi. Şimdi kardeşimiz Mustafa'nın talebesi. Rabıtı yapmadık. Rabıtı yapmadık. İmdat freni çekiyoruz. İmdat freni çekiyoruz. Şimdi oku bakın ibareyi evladım. Bir okuyor kardeşimiz şimdi tıkır 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 tıkır. Sayfa sonuna kadar hiç yanlış yok. Yaptı abi yanlış, hiç yanlış çıkmadı bunun. Nasıl olur bu? Acaba çamaşır yere mi rastladık? Çevir yaprağı. Çeviriyor onlar şey, oğlum bir de şunu okuyun bari bak şimdi. Gözlere inanamıyorlar. Bunlar nerede, nerede oldu ilim diyorlar şimdi. Orada bir şey bari oku bakın şu sayfayla. Bir okuyor kardeşimiz. Tıkır tıkır hiç yanlış yok. Yapma sokur bu. Hiç yanlış çıkmadı bunun. Ah, mesela. Mesela mefruyu mensubu kıza. Nefsim mefruyu kıza değil mi? Hareketi çıkacak meydana. Ya hiç yanlış çıkmadı bunun. Oğlum bir de mane mi bakmış Süleyman? Bir de mane verdi Süleyman. Bir de mane veriyor. Haa. Hakikaten Süleyman Efendi yetiştirmiş. O zaman anlıyorlar. İbare okuttu. İnanamadı bir de mane verdi denince. Demek yetiştirmiş Süleyman Efendi. Evladı ibareye kazandın. Ya. Evladı ibareye kazandın. Ya böyle böyle. Şimdi ibare. 150 kişi ibareden geçti. İkinci gün. Akşam orada kaldık Ankara'da. İkinci gün ibareyi kazanan yazılı imtihana girecek. İbareye kazanama yok. Yazılı imtihana giremiyor. Ziyaret vazifelisi koca bir liste. Almış liste çıktı dışarıya. Arkadaşlar ibareyi kazanamayanlar yazılıya giremeyecek. Hiç beklemesinler. İsimlerini okuyacağız. Memleketlere gitsinler. Herkesin kalbi atıyor bana. Acaba kalır mı kazanamadı mı? Ki liseye başladı okumaya. Diğer vazifelisi. Liseye okudukça çıkmasın sakalların isimleri. O bize, bize gülenler, alay edenler. İsmi okunca beraber adam nasıl gidiyor? Arkasına bakmadı utancından. Ayaklar yere dokunmuyor. Ya üstadımızın talebeleri kazanmış ibareye. Himmet var. Manevi kuvvet, manevi tasarruf üstadımızın himmetiyle. Bak ben bile nasıl okudum bilmiyorum ben. İbari nasıl okudum bir araya hiç bilmiyorum. Hulâsa şimdi artık yazılıya girdik imtihana. Ayet-i Kerime'ye böyle altına manası yazıyorsun. Ayet-i Kerime'nin uzunca bir ayet-i Kerime altına manası yazıyorsun. Hadis-i Şerif, uzunca bir hadis-i Şerif hareketsiz. Hem hareket koyuyorsun hem altına manası yazıyorsun. Üç akaidden sual, üç fıkıhtan sual, yazılı imtihan böyle. Şimdi bak akaid sualden bir tanesi hatırımda kaldı. Akaid suallerinden. Diyor ki, bak 45 sene oldu ya, 40 sene oldu, unutmamışım. Diyor ki akaid sualinin bir tanesinde, Cenab-ı Hakk'ın diyor, kelam sıfatının kadim olduğu malumdur. Şu halde Cenab-ı Hak insanları yaratmazdan evvel diyor, memursuz amir, menhün ansi nahi olması lazım gelmez mi? Bir sual bu. Ya akaid okumak ne diyor verecek buna? Ya Cenab-ı Hakk'ın da iyi dinleyin. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatının kadim olduğu malumdur diyor. Şu halde diyor Cenab-ı Hak insanları yaratmazdan evvel. Memursuz amir. Memur olan amire benzemez mi? Menhün ansi nahi. Nehi diye kimse yok. Menhün ansi nahi olması lazım gelmez mi? Bakıyorsun. El cevap lazım gelmez. Neden? İnsanlar olsa da olmasa da Cenab-ı Hakk'ın kelamı sıfatı kadimdir, yani ebedidir. İnsan olur. Bu şekilde böyle imtihanlar bitti. Ben de geldim Beyazköy'e, imamlık olduğum yere. Hep böyle adresler var, dilekçelerde adresler var. Bildirirler bir ay sonra. Kazandı veya kazanamadı. Hep kulağım Ankara'da. Acaba kazandı mı kazanamadı mı? İmamlık yapmaya devam ediyorum. Trakya'da. Böyle bir gün baktım saray müftüsü bir telefon. İmamınız acele gelsin, müjdem var. Hah, imtihanı kazanmış. Müjde deyince anladım. İmtihanı kazanmışım. Bu sefer saray müjdesi de çok yeyici bir şeydi. Bunlar tıraş eder. Bu da tek sakal bir sakalı var. Tek sakalı gibi. Acayip müftüydü. Bize bağır çağırdı falan. Bunlar tıraş eder. Çok da yeyici. Ramazan talebelerin nüfus cüzdanlarını alırmış. Gönderecek köyde gönderir. Ki uğrasınlar da onlar da para istesin diye. Ya hatta Kemal Coşkun orada saraya müftü oldu. 18 yaşında müftü oldu. 18 yaşındaydı. Musa abi diyor bir baktım diyor masada diyor çekmecede müftülük masasında 15-20 tane nüfus cüzdanı. Ya ne yapıyor bunlar burada? Öğrendiğim diyor müftü alırmış talebenin elinde. Orasında da ondan para istesin diye. Ramazan talebeye para veriyorlar müftüye. Böyle bir müftüydü bu. Ben bu yiyici olduğunu bildiğim için koca bir sepet yumurta hazırladım. Müjdeli ya. Saraya geldi müftünün yanına. Beni görür sepeti hemen gözlerinden öptü.
Ya dedi kendi müftü olmuşsun. Ama yazıyı almış. Ziyaretten gelmiş Ankara'dan. Tekirdağ Valiliğinde bir okumuş yazıyı. İlçenizin Beyazköy Lahiyesi imamı Musa Doğruyer müşrik imtihanı kazanmıştır. 15 gün içerisinde vazife alıp almayacağı acele başkanlığa bildirilmesin. Allah Allah dermiş ya Beyazköy imamı. Çocuk gelmiş. Ne zaman okudu mu? Ne zaman müftü olurlarmış ya. Yanlış gelmesin bu falan. Gözü yanı silerse bir daha bakarmış yazıya. Silerse bakarmış yazıya. Ya dermiş. Hiç kimse eskiden inanamıyorlar. Üstadın talebelerine. Manevi himmetten ne anlar ondan? Ya. Bakarım ya bu yanlış gelmesin. Yani resmi olmasa çöpe atacak. Tekrar tekrar okurmuş. Anlamış ki ziyaretten geliyor. Telefon olsa telefon etmiş bana. Neyse geldim. Yazıyı gösterdi bana. Ya sen de müftülük imtihanı kazanmışsın. Sen ne kadar okudun dedi falan. Şimdi okudum. Şimdi Süleyman Efendi Hazretleri'ni okudum dedim İstanbul'da. Allah Allah ya. Peki hemen de bana tebligat yaptı değil mi? Bana tebligat yaptı. Aldım yazıyı doğru İstanbul'a geldim. Hazreti Üstadımız da mübarek Topçular'da ders okuyor. Sene 1958 ders okuyor. Kolları sıvamış. Abdest alacakmış dışarıda. Hemen geldim elini öptüm. Efendim bir sürü imtihanı kazanmışım dedim. Diyanet soruyor dedim. Vazife alacağım mı? İmamlığa devam edeceğim. Zaten kurs artık talebelerimiz de var falan. Evladım Çerkezköy'e git dedi. Benden müftü istediler. Bir Ali Koz var dedi Antalyalı. Ona demiştim bize Kemal Bey'e gitsin diye ama dedi. O kalsın dedi. Sen oraya git dedi. Vaaz et Cuma'da. Ben buraya müftü olacağım dersin dedi. Oraya tayini istedi. Ve hemen evlen oraya kurs aç dedi. Peki efendim dedim ben. Üstadımız Asık kardeşlerim. Kim müftülük imtihanı kazanırsa tembih ederdi. Evladım Diyanet sen nereye tayin ederse oraya Kur'an kursu aç evladım derdi. Türkiye'de Kur'an kursu yoktu ki. Zaten yasak değil yakada biliyorsunuz. Türkiye'de Kur'an kursu yok. Tembih ederdi üstadım. Aman evladım oraya Kur'an kursu aç. O kardeşimiz gelir. Cuma'da muhterem cemaat. Hani evlatlarınız? Hani gençler? Ya hocam, tabi yok ya, hani Kur'an kursu var mı burada? Yok, tabi onun için camiye gelemiyorlar. Elham bilmez, Sübhaneke bilmez, Ettehiyyeti bilmez, namaz kılmaz bilmez, tabi gelemez. Ne yapacağız hocam? Buraya Kur'an kursu açacağız. Peki açalım hocam, nasıl açacağız? Dernek kuracağız, tamam. Cuma'dan sonra müftü kardeşimiz hemen bir teşebbüs eyet, dernek kurar, makbuzu bastırır, ondan sonra arsayı bulur, ilahi yaptırır, talebeyi toplar. Bir de Kur'an kursu öğretmeni yazı yazar. Bir de doktordan rapor alır. Bu bina sıhhiyedir, talebe barınabilirdir. Onu da ekler kardeşimiz Ankara'ya ziyaret yapar. Bakar Diyanet'in reisi, oğlum Eyüp Sabri hayırlı olur. Müftü binayı yapmış, koca binayı yapmış, talebeyi doldurmuş, Kur'an kursu öğretmeni bulmuş, müsaade istiyor, uygundur. Der bir imza eder, yazıyı geri gönderir. Yazı gelir, ah yazı geldi, Kur'an kursu açıldı. Levha yazar kardeşimiz. Kim açtı Kur'an kursunu? Kardeşimiz açtı. Diğer bir cemaat bir imza etti. Böyle böyle Türkiye'de kurslar açılmaya başladı. Ya efendiler abinin yazıhanesinde Rasim Paşa'nın da efendiler Türkiye'de bu anda 60 tane Kur'an kursu var buyurmuştu. Bana da tembih etti evladım. Beyazköy'e hemen dedi şey Çerkezköy'e Kur'an kursu aç evladım dedi. Peki efendim dedim. Oraya Kur'an kursu açtım ben de. Dernek kurdum. Tam çocuk hazırladım. Ankara'ya gönderdik. 60 ihtilal oldu. 60 ihtilal oldu. Çocuk tasdikten gelmiş. İdare o müteşebbis heyet yazdığım isimler olan arkadaşlar dağılışı böyle korktular. Kimse gelmedi. Diyor ki canlama başlamış. Ya hocam çocuğunuz geldi. Kongre yapın diyor. Bir aya kadar ona gidiyorum gelmiyorum ona gidiyorum derken topladık bunları. Yaptık kongreyi. Çocuğu tasdik et. Ondan sonra bir ay arsa bulduk bir ay yaptık. Talebe topladık 60 talebe. Bu şekilde devam ettik. Böyle bu şekilde devam ediyorduk. Ya böyle günlerimiz geçti. Böyle bu şekilde üstadın mücadelesiyle bugünlere geldik. Bir gün Mehmet Arkan, vaktimiz geldi bırakalım artık. Mehmet Arkan kardeşimiz o zaman ufacık bir şeydi. Ufacık 11-12 yaşında çok hatip tabi. İlmi konuşuldu, Şili'ye gitmiş. Var ya Şili'ye kazası İstanbul'un müftüye çıkmış. Yaşlı medrese mezunu, sakallı müftü. Efendim müsaade edin bir vaaz yapayım cumada demiş. Tabii merhametli iyi insanmış ki hadi yap evladım demiş. Vaaz et. Kapıdan çıkarken bakmış arkasında ufacık bir çocuk. Acaba ne anlatacak? Bir dinleyeyim demiş. O da gelmiş. Kürsünün önüne oturmuş. Mehmet Arkan da üstadım temin derdi. Evlatın ilmiyi konuşun derdi ya. Üstadım böyle buyurdu. Böyle vaaz ederken efendi amcalar burada ilmi maaliye göre şu kaide var. Allah Allah demiş. Ayet-i mübareğe verdikten sonra mesela tehlis kaidesinden bahsediyorum. Mesela mesela İyyâke nâbüdü ve İyyâke resen. İyyâke burada mefuldür efendi amcalar. Nâbüdü fiil faildir.
Burada İyyâke mefûl takattüm etmiş. İyyâ nâbidi fiilin üzerine ilmi maaliye göre, tenis kaidesine göre kasır ifade eder. Allah Allah dermiş. Bazen anlıyor bu çocuk. Yeri gelmiş. Efendim amca burada mecaz var, kinaye var, istihare var. Ayet gibi manaya verdikten sonra. Yeri gelmiş. Burada ilmi usulüne göre zalbi celale, zalbi ibaret falan. Allah Allah dermiş. Bu çocuk ama muhalifesi kafası gözükürdü. O kadar kısa, boyu da kısa, küçük yaşta, ya bu çocuk derya dermiş. Nereden öğrendi bu ilmi? Çünkü her ilimden bahsediyor. İlmi maliden, ilmi mantıktan, ilmi usulden. Müftü okudu medresede 30 sene bu ilimleri. Müftü hayran kalmış. İndiği zaman kürsüden hemen kalkmış cemaatin arasında kucaklamış, gözlerini öpmüş. Hemen arkadan gözlerini öpmüş. Evladım demiş, sen ne okuyorsun? Efendim demiş, İstanbul'da Kısıklı'da Süleyman Efendi Hazretleri'ni okuyorum demiş. Allah Allah demiş, evladım senin yaşına bakmıyorum, ufacıksın demiş. Ama demiş, sende muazzam ilim var demiş. Bütün ilimde seninle mevcut demiş. Demek demiş, senin hocam büyük bir zat demiş. Büyük bir zat, büyük bir evliya bu. Sana vermiş de vermiş demiş. Aman evladım demiş, gittiği zaman demiş, o zata demiş, hocana çok selam söyle, hürmet eder, o zatı ellerden öperim demiş. Hoca müftü. Geldi Cuma'dan sonra anlattım evlat. Efendim dedi, Cuma'da dedi, Şile'ye gitmiştim dedi. Orada vaaz ettim, orasının müftüsü dedi. Gözlerinden öptü vaazdan sonra. Sordum, nerede okuyorsun? Ben de işte efendim Kısıklı Süleyman Efendi Hazretleri'nde okuyorum deyince, evladım senin yaşına bakın ufacıksın. Ama sende muazzam ilim var. İlmi mali, ilmi mantık, ilmi usul. Demek ki senin hocam büyük bir zat. Selam söyle, hürmet eder. O zatı ellerden öperim dedi efendim deyince, ha dedi efendim, üstadına, ha evlatlarım dedi, bize döndü, bu müftü bizi anlamış dedi. Selam söyle, hürmet o zatı ellerine öperim efendim deyince, anlatıyorum evlatlarım, evlatlarım bu müftü bizi anlamış dedi, bunu ziyarete gidelim. Ve bu arada Hacı Selahattin, siyah sakallı, iri yarı bir kardeşim içeri giriverdi misafirhaneye. Ha, Hacı Selahattin iyi oldu geldin dedi, senin kamyonla dedi, Şile'ye gideceğiz müftüyü ziyarete. Aman efendim dedi, zatınızla beraber dedi, benim memlekete, ne büyük şeref dedi. Hemen dedi odunları boşaltıyorum, Üsküdar'a geliyorum efendim dedi. O zamanlar taksi yok, otobüs yok. Bu Selahattin efendi, Hacı Selahattin, Recep Hoca bir de orada imamlık yaptı. Onun kamyonu varmış, çita yarı kamyon. O zaman kimse de vasıta yok. Mübarek üstadımız onun kamyonuyla Şile'ye gitmeyi murat etmiş. O anda ilahi keramet Hacı Selahattin içeri giriverdi. İşte Hacı Selahattin senin kamyonla Şile'ye gideceğiz deyince, efendim odunları boşaltayım geliyorum dedi. Gitti Hacı Selahattin. Üsküdar'a onları boşaltmaya gitti. Üstadımız da mübarek hali-i saadetine çıktı yukarıya. Bir müddet sonra baktım aşağıya doğru geliyor. Partisini giymiş. O kri çizgi var ya resimde gördüğümüz. Partisini giymiş. Siyah beresini başına koymuş. Bastonu almış. Yavaş 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 ıhlamur ağacının altına doğru geldi. İndi aşağıya. Biz de çıktık dışarıya. Evladım Musa sen gel dedi bana. Bir de Hafız Muharrem vardı Cüzceli. Evladım sen de gel dedi. Şile'ye müftüye ziyarete gideceğiz dedi beraber. Ah biz seviyoruz şimdi. Üstadımız bizi de alıyor onun yanına diye. Geldik tramvay caddesine. Kamyon gelmiş. Hacı Selahattin bekliyor. Üstadımız şoför mahalle bindi. Hacı Selahattin kendisi yürü yarı şoför. Üstadımız şoför mahalle binince doğru şoför mahalle. Bize yer yok. Evlatlarım size kamyon üzerine binin dedi. Biz kamyon üzerine çıktık. Üç talebe. Üç talebe daha da üç kişiyiz. Yapıştık tahtalara. Kamyon çekildi. Umraniye doğru. Umraniye o zaman köy. Ormana doğru gittik, Şile'ye doğru gidiyoruz. Böyle virajlar var. Bir müddet gittikten sonra kamyon durdurdu. Üstadımız indi aşağıya. Evlatlarım üşüyor musunuz? Üşümüyoruz efendim de. Üşümüyoruz efendim. Aman üşümeyin diye gene bindi. Mübarek hep düşünür. Açıkta bittiğimiz için kamyon üzerinde. Hep bizi düşünmüş mübarek. Birkaç defa bile sordu. Ve geldik bir köye indire. Biz de aşağıya atladık. Efendim dedi Hacı Selahattin. Burası benim köyüm dedi. Müftüye bir telefon açayım, haber olsun müftünün dedi. Zaten dedim geleceğim, müftünün malumatı olsun dedi. Diyor Hacı Selahattin, et bir telefon dedi. Gitti Hacı Selahattin, Mustar'la oradan bir telefon ediyor. Müftüye, tesadüfen, müftü memleketine gitmiş. İzinliymiş, yokmuş müftü. Üzülerek geldi Hacı Selahattin, efendim dedi, müftü efendi memleketine gitmiş, yokmuş dedi. Ne yapalım, kısmet buraya kadarmış dedi. Ne yapalım, kısmet buraya kalmış. Madem müftü yokmuş, niye giderim dedi. Lüzum yok dedi, gitmedi. Demek ki maksadı yetip sabahı cuma. Demek ki müftüye çekilecekmiş demek ki. Bak benim evlatlarımdan memnun kalmışım. Talebelerimi göndereyim de vaaz ettirecek mi köylerinde falan herhalde. O akşam orada kaldık. Hacı Selahattin evine geldik.
ailesi de rabıtalıymış. Üstadımız görünce bir sevindi kadıncağız. Yaşlı kadın. Ah üstadımız teşrif etmiş dedi. Hemen geldi elini öptü seni. Mübarek parasını öptürdü. Hemen yemek yapmaya başladı. Neyse yemekleri yapmış. Akşam yemeği yedik beraber üstadımızla beraber. Ben şimdi dedim ki kendi aklımca. Dedim bu akşam ders yok dedim. Üstad dedi bol bol sohbet yapacak. Hep anlatacak. Çok tatlı geliyor bize anlatan ustanın sohbeti. Çok tatlı geliyor. Bol bol dinleyeceğiz. Bir de baktım mübarek Kur'an-ı Kerim almış. Evlatlarım gelin bakın dedi. Yasin Şerif'e mana verin dinleyin dedi. Yasin Şerif'e mana verin dinleyin dedi. Aziz kardeşlerim açtı Yasin Şerif'i hep okudu okudu manasını bize anlattı. Okudu manasını bize anlattı böyle. Ta yatıncaya kadar. Bak orada bile ben bak ders yok diye yatayım istediğim demiyor bak. Orada da istirahat etmiyor mübarek. Yatıncaya kadar yaslamazı kıldırdı. Hep yastan sonra yasin ve mana verdi bize. Ondan sonra artık bize ayrı bir oda tahsis etmiş aleyhissalatü. Üstadımızla ayrı bir oda yattık. Ayrı ayrı yattık. Biz üç talebe ayrı bir odada. Üstadımızla ayrı bir odada. Sabahimizi namaza kaldırdılar. Üstadımız namaz kıldırdı. Evrad-ı Şerif okudu. Sabah kahvaltımızı yaptık. Kahveye çıktık. Kahvede konuşuverdi. Doldu hak doldu kahveye. Sakalı sakalı kimseler. Böyle duyan geliyor. İstanbul'da bir Hoca Efendi Hazretleri gelmiş. Talebelerle beraber. Talebeleriyle Hoca Efendi gelmiş. Doldular. Mübarek şimdi şöyle yaptı basını. Efendiler, köylüler dedi, gübre atarlar tarlaya. Bak kahvede öyle konuştu mübarek. O zaman hayvan gübresi var. Kendi gübre. Tarlaya gübre atarlar dedi, bırakırlar dedi. Güneş kurutur, kurutur, saman haline gelir, sonra sürerler dedi. Efendiler, onun dedi, kuvveti kalmaz onun dedi. Onun kıymeti kalmaz. Tarlaya atarken beraber gübre hemen sürülecek gibi toprağa karışsın dedi. Öyle anlattı orada. Herkes böyle dinliyor. Orada öyle konuştu. Cuma'ya hemen kalktık camiye geldik. Cuma'ya. Ben zannediyorum. Hazreti Ustazımız vaaz yapacak. Cuma'dan evvel. Camiye girdik. Cemaat arkasında evladım Musa dedi. Havuz Muharrem'le beraber Kur'an-ı Kerim okuyunca cemaate karşı. Peki efendim dedim. Üstadımız oturdu. Mihrab'ın önüne oturdu. Biz de karşısına oturduk. Havuz Muharrem'le beraber. Havuz Muharrem pişkin hafız. Dedim arkadaş. Ya 45 bir saat var Cuma'ya. Ben de hafızım ama ben pişkinler. Şöyle keyifleri okuyacağız. Ben iki saat okurum. Sen devam et dedi. O pişkini iyi biliyorum ben. Tamam Musa abi dedi. Ben şimdi gözümü yumdum. Azıcık alışım. Gözümü yumdum azıcık kardeşlerim. Fişi taktım üstadın kalbine. Üstadın kalbine fişi taktım. Hemen karşıladı zaten. Rabıtaya vardım. Bana feyiz gelmeye başladı şimdi. Ben başladım Evvel-i Besmele Süreyi Keyif'ten. Allah! Ezan okunca ezan okumuşum 10 sayfa. Hiç haberim yok. Dürttü bana. Musa abi ezan okun dedi. Gözümü açtım bana bir şey bırakmış. Bir şey kalmamış. Bir saat bir şey kalmadı. Seni müezzinlik yaptı bana. Ondan sonra müezzinlik yaptı. Ama 45 dakika azıcık alışırım. 45 dakika bir saat hep mübarek rabıta yaptı. Bırak hele. Böyle feyiz doğru etti ki camide. Öyle feyiz ki bir manevi koku meydana geldi camide. Cennet kokusu gibi. Öyle tatlı. Bir ezan okudu ama iç ezanı. Hafız Muharrem yattı. Öyle tatlı geldi bana. Cuma namazını kıldık. Mübarek üstadın cuma namazından sonra Bismillah. Ve men yaşu an zikrir Rahman. Kim ki Rahman'ın zikre yüz çevirirse, uzaklaşırsa nukayyız lehu şeytanen fehüve lehu garimurun diyor. Biz o kimseyle şeytanı, yani bizim zikrimize uzaklaşan, zikrimizi unutan kimseyle şeytanı dedi, arkadaş yaparız. Fehüve lehu garim. Arkadaş yaparız, bir daha ayrılamaz efendiler. Efendiler anlayacağınız gibi konuşayım dedi. Anlayacağınız gibi konuşayım dedi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki dedi, kim ki bizim zikrimizden ve men yaşu an zikrir Rahman, kim bizim zikrimizden uzaklaşırsa, yüz çevirirse, nukayyizü şeytanen fehüve lehu garim. O kimseyle şeytanın bir boyundurağa koşarız buyuruyor dedi. Bir boyundurağa koşarız buyuruyor dedi. Anlayacağınız gibi konuşayım. Boyunduru biliyorsunuz değil mi siz? Boyunduru bilmeyen var mı siz ama? Öküzleri boyunduruk böyle boyunduruk geçirirler kafalarını. Demirleri geçirirler. Bizim karaman da koyalım onu zelvederler. İki öküz artık bir şey verdi. Demirleri geçti. Katiyen ayrılamazlar. İkisi beraber. Ha bak misal verdi. Şeytanla o kimseyle bir boyunduruk koşar. Buyur Cenab-ı Hak dedi. Ya böyle anlattı. Efendine hayat ilim seni basar saydı. Cenab-ı Hak isimlerini öğretin evlatlarınıza. Ezberlesinler. Manasını bilsinler efendiler. Günah işleyemezler. Allah'tan korkanlar. Bunları ezberti evlatlarınıza. O zamanlar kurslarımız yok. Böyle anlattı. Böyle. Başka muhterem abimiz emir verdi.
bütün Türkiye dünyada kurslarımızda mutlaka talebe ilmali ezberletiliyor. Allah'ın sıfatlarını ilmal ezberletiliyor evvela. Üstadım, üstadım öyle bahsetti. Ezberletiyor evlatlarınıza. Böyle anlattı, anlattı. Bir saat kadar vaaz etti, bitirdi. Fatiha dedi. Ondan sonra ayağa kalktı. Bütün halk geldi elini öpmek için. Mübarek elini öptürüldü. Misafirlere, ziyaretçilere, talebeye elini öptürüldü üstadımız. Ama rabıtası kuvvetli olanları öptürmezdi. Mesela Lütfü abimiz gelse, abimiz gelse, Çırpalı Hoca Efendi gelse elini öptürmezdi, böyle yapardı. Ama biz elini öptürüldü. Misafirlere elini öptürüldü. Hep elini öptüler. Oradan çıktık beraber. Doğru Hacı Selahattin evine girdi. Yemeği hazırlamış. Hanımı, ablamız yemeği hazırlamış. Öğle yemeği beraber yedik. Ondan sonra hadi ben duasını yapayım dedim. Mübarek duasını kendi yaptı. Ondan sonra tekrar oradan bindik kamyona. Doğru İstanbul'a girdik. Beraber böyle bir yolculuk yaptık. Yeter değil mi bu kadar hocam? Allah cümlemizi üstadımızdan ayırmasın inşallah. Hizmetlerimde daim kısın aziz kardeşlerim. İnşallah ileride hoca olacaksınız. Hoca, evet Allah'ın izniyle üstadım öyle buyurdu. Benim evlatlarım bir kazaya bedel verdi mi bana. Bir vilayete bedel olacak evlatlarım. Ne bileyim bak. Bir vilayete bedel olacak mı benim evlatlarım. Ya bir kazaya bir vilayete inşallah öyle olacaksınız. Burs açacaksınız. Bir tane bursa talebi vardı. Evladım oku dedi. Burs açarsın dedi. Sen açmazsan okumazsan başkası açar buyurdu. Onun için inşallah ileride kurs açacaksınız. İçinde maneviyat var, rabıta var, feyiz var, ahlak var, her şey var. Allah'a şükür kurslarımız bize veli nimettir. Ben 20 sene müftülük yaptım Çerkezköy'de. 20 sene kaldım orada. O zamanlar biz müftülük yaparken 15-20 sene evvel sırf Arapça okunuyordu. Ortaokul lise falan yoktu. Bizim talebelerimiz köylere imam olurlardı. Bir talebemiz imam oldu bir yere, bir köyün bir tanesine. Oradan cemaatten bir tanesi Ahmet Ağa isminde morali bozuk böyle öfkeli sinirli gidiyormuş. Camide geçerken bizim imam görmüş talebemiz arkadaş. Ahmet Ağa demiş ya ne böyle suratın çok demiş böyle asık moralin bozuk demiş sinirli demiş ne böyle ne hal böyle sorma hocam demiş ya bende bir çocuk var demiş çok yaramaz her gün dayak atarım her gün yaramazlık yaparım ne yapacağım bilmem demiş. Şaştım demiş her gün döverim demiş bir gün bakar bir şikayet Ahmet Ağa ne var? Sen çocuk bizim camı kırmış. Ya ne yapalım? Sapandaşıyla kırarmış. Ne yapalım? Çocuk onlar demiş ya. Kırar, kırar. Olur diyeceğim bir cam kaç lira yapar? Niye kırar falan bağırır. Sus bağırma demiş. Parasını verirmiş. Eve gelmiş. Oğlum niye kırdın alemin camını? Yere bakar. Oğlum sana söylüyorum. Niye kırdın camı? Dur. Bir dayak atarım sonra. Ağzı bunu kanatırmış. Ah de bir daha yapmaz bu işi. Hocam 10 gün sonra bir şikayet daha gelir. Ahmet Ali ne var? Sen çocuk bizim tavuk bacağını kırmış. Ya ne yapalım çocuktur kırar. Oğlum bir de bir tavuk kaç lira yapar falan bağırır. Sus bağırma demiş. Parasını öder. Gelmiş oğlum mesela geçen dövmedin mi? Sen dayak atladın mesela sen niye kırdın hani bu tavuk bacağını? Yere bakar. Oğlum sen yere bakma bana bak. Sen bak dövdün mü sen niye kırdın gene? Bir dayak. Dayak tokat. Dermiş belki bir daha yapmaz. Hocam demiş dövüyorum. 10 gün sonra bir şikayet daha. Ahmet ya ne var? Sen çocuk bizim çocuğu dövmüş. Bir dayak attım hocam ne demiş. Ne yapacağım şaşırdım demiş. Her gün yaramazlık yapar demiş. Ellerim şişti. Dayak atarken demiş. Ne yapacağım bilmem. Moralim çok bozuk demiş. Çok moralim bozuk. Ahmet ne demiş. Onun kolayı var demiş. Bizim kurslarımız var. Oraya götüreyim demiş. Orada o terbiye olur demiş. Ama hocam moral ahlakını bozar demiş. Yok demiş. Sen karışma canım. Zaten kursa yetişti o imam. Talebemiz. Bilmez mi kursumuzu? Aman hocam demiş. Seni mahcup eder sonra. Sen karışma demiş ya. Ver onu bana ben götüreyim demiş kurslara demiş bak oradan terbiye olur o falan. Al demiş götür madem demiş. Nereye götürürsen götür. 2 sene izin vermesinler hocam demiş. Köye gelmesin eve katmam demiş. 2 sene izin yok. Hadi götür nereye götürürsen götür. Bizim imam arkadaş doğru Çerkezköy'e getirdi. Musa abi bu benim cemaatimden Ahmet Ağa'nın oğlu ama çok yaramaz. Her gün kabarsın her gün dayak yemiş buraya getirdim. Burada okuyacak. 2 sene buna izin vermeyecekler. Babası eve katmayacak. Tamam. Bıraktı gitti. Bir sefer dedim hocalara bak bana 2 sene izin yok. Hadi başladım bakalım. Hadi Elif B, T, S Kur'an'dan başladı bu. Şimdi elini arkasına koyarmış cemaat. 60 talebemiz var. Sırf Arapça okunuyor. O zaman ortaokul lise yok. Elini arkasına koyarmış. Talebeler şişt elini indir hocam. Böylece elini indirmiş aşağıya. Yemekhaneye gidecekler. Yemek var. Var mı hocam duyacak derlemiş bunlar. Giderken ona yumruk atarmış. Şimdi hoca görecek ya ben nereye geldim dermiş. Neresi burası bana? Şaşırmış şimdi. Ama 1 ay, 2 ay, 3 ay derken aziz kardeşlerim başlamış yavaş yavaş o havayı o da bürünmeye.
aynı diyethanemine gidin. Hep öyle olmadık mı? İlk zaman biz kursa geldiğimiz hep öyle değil mi? Derken artık bu tam 2 sene Kur'an-ı Kerim öğreniyor. 2 sene pişiriyor. Ezber, talim, tecvid, makam vesaire. Ondan sonra tam yetişmiş, 2 sene dolmuş. Hocası, hadi evladım sana izin, izini hak ettin. Doğru köye gideceksin ama demiş, o da ezber okuyacaksın. Müzik yapacaksın. Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Cemaate karşı Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Başlasın hocam. Başla. Hadi baş. Doğru köye bakayım demiş. Doğru köye geliyor. Öyle çıkıyor minareye. Secde güzel bir tesadüfe. Bir ezan okumuş ama bütün kahvedekiler çıkmış acaba. Ya kim bu hafız? Kim bu hafız? Kim bu hafız? Merak ne? Güzel makamızda ezan okuyunca beklemişler. Kim, görecekler kim bu? İnmiş minarede. Ah! Bir baksa Ahmet'in yaramaz çocuk. Ya demişim bu nasıl bana hafız oldu mu? Şeye girmiş bir de müezzinlik yapmış o tatlı sesiyle. Bir de arkada bir aşır okumuş ezber. Öyle okudukça böyle herkes demiş ya başkası olmasın bu. Herkes bakıyor başkası olmasın. Babası keyifle beni omuzlar kabarmış keyifle. Kimi babası keyiflenmez dedi kuzaya kadar sonra. Ya böyle güzel makamızdan okuyunca. Neyse namazdan sonra da kapıya dikilirmiş böyle. Herkese çıkmak yok. Bütün cemaat çıkacak da en sonra çıkacak. Tabii terbiye öyle olmuşlar bunlar değil mi? Ya böyle yere bakarmış böyle. Hep bütün cemaat çeker çeker çıkıyor. Hep bakarlar bir şey başkası olmasın falan diye. İnanamıyorlar. Neyse öğlen böyle ikindi akşam yatsı hep müezzinlik yapmış Kur'an-ı Kerim okumuş falan. Ezber aşır bütün bile şaşırmış ama. Babası keyiften 4 köşe yapmışlar gece saat 2'de aziz kardeşlerim gece saat 2'de evlerinde çeşme varmış. Şanlı şanlı çeşme akıyormuş. Adam uyanmış demiş ya kim açık burası çeşmeyi? Don gömlek fırlamış çeşmeye kafası diye. Ah! Baksa ki oğlu abdest alıyor. Oğlum ne yapıyorsun demiş. Baba diyor abdest alıyorum. Oğlum ne yapacaksın abdesti demiş. Yatsı namazı camide cemaatle kıldık ya demiş. Ne yapacaksın abdesti? Baba demiş. Peygamberimiz her gece teheccüd namazı kılarmış. Teheccüd namazı kılacağım hocamdan duydum demiş. Allah Allah demiş. Ben oğlum evliya olmuş demiş ya. Ya demiş ben bunu her gün demiş döverdim. Elim şişerdi. Dayak atardım buna. Sen gece saat 2'de kalk. Peygamberimiz her gece teheccüd namazı kılarmış. Teheccüd namazı kılacak şuna bak demiş ya. Allah Allah nasıl kurs mu demiş ya. Sabaha da uyuyamamış ama adamcağız. Sevinçli. Sabaha da uyuyamamış. Ne demiş ya benim hoyum gece kalk. Uykuyu bırak teheccüd namazı kılacak. Sabah oldu camiye geldi sabah namazına. Namazdan sonra hocam gibi kucaklayın demiş. Ne oldu Ahmet'e? Ya sorma demiş ya benim onu evliya olmuş demiş. Ne evliyasın Ahmet'e? Ya gece kalkmış demiş. Teheccüd namazı kılacakmış demiş. Teheccüd namazı kılacak. Hocası da duymuş demiş. Ya Ahmet abi mesela demedi mi demiş. Sen bunu ver bana bunu kurslara götürüm terbiye olur. İnanmamıştın demiş. Ya inanmamıştım demiş ya. Nasıl kurs bu falan. Adam ya şaşırmış. Demiş görüyorsun kursu bakalım. Tol Çerkezköy'e geldi. İmamla beraber. Musa abi dedi. İşte benim o ameliyatı bu dedi. Çocuğunun terbiyesi şaşırmış dedi. Kursu görmeye geldi dedi falan. Neyse kursu gezdi falan. Adam şaşırdı. Dua ediyor bana. Allah razı olsun diyor ya. Her gün döverdim diyor. Ne hale gelmiş diyor falan. İşte kurslarımız böyle azı kardeşlerim. Kurslar terbiye veren kurslarımızdır. Hocalar değil. Zaten hocalar kendi evladını kursa gönderiyor. Bu terbiye, manevi kuvvet kurslarımızda var. Ya hacı kardeşlerim iksiri var. Manevi terbiye, ruhaniye. Onun için kurslarımızda Allah'a şükür devam edelim. İnşallah ilim sahibi olalım da ümmeti Muhammed'in evladını okuturuz. Üstazımızın evet inşallah şeyini kazanmış oluruz. Pekala Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Cenab-ı Hakk üstazımızdan ayırmasın. Hizmetlerine daim etsin inşallah. Pekala lillahi teala el-Fatiha.